Herkese merhaba. İstanbul'un mezarları buluşmalarına tekrar hoş geldiniz. Bu buluşmaları İstanbul'un mezarları tasarım yarışması kapsamında yapıyoruz bildiğiniz gibi. Bu hafta Didem Madak ve Aşık Daimi üzerine konuşacağız. Yine çok değerli konuklarımız olacak. Öncelikle Didem Madak'ın kız kardeşi Işıl Madak bizimle birlikte. Ardından Necmiye Alpay. Dil bilimci ve yazar Necmiye Alpay bizimle birlikte ve yine yazar olan Şükran Yücel'le birlikte olacağız. Işıl Hanım'la başlıyoruz. Işıl Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün Didem Madak üzerine konuşacağız biraz. Kendisiyle ilgili hikayesini biraz sizden dinlemek istiyoruz mümkünse. Teşekkür ederim. Ya benim zaten hani bu konuşmaya başlamadan önce belirtmek istediğim ben hani Didem Madak şair olarak değil, ablam olarak ancak anlatmayı becerebiliyorum. Çünkü ya yaşantılarımız 2011 yılında kaybettikten sonra uzunca bir süre hiç konuşmadım bu konuda. Konuşamadım daha doğrusu. Çünkü geçirdiğimiz belki de işte çocukluk, sonra yaşadıklarımız, ortak geçmiş, yani toparlanmama bir süre müsaade etmedi. Allah'tan bir kızım vardı hayatta, ya ona tutundum. Deniz adında ve Füsun tabii ki ablamın kızı. O da 3,5 yaşındaydı çünkü ablam gittiğinde. Yani o biz böyle bir de şey, hani ablam der ya, defolu bir kelebek gibi çıkarım çekildiğim tüm fotoğraflarda der. Herhalde o çocukluğun eksikliği, kırıklığı mıdır nedir? Böyle konuşmalarda da bir böyle anlamsız şeyler yaparız. O da öyle derdi. Ya Işıl, bir türlü şöyle düzgün bir konuşmayı beceremiyoruz derdi. Galiba ondan. Olancası yani yaşadığımız süreç, annemin gittiği süreçle tabii iyice kuvvetleniyor. Yani 7 yaşındaydım ben, ablam 13 yaşındaydı. Ondan sonraki bir söyleşide demiştim, yani yumurta kırmayı falan öğrendik. Uzaylı Zekiye vardı o zaman, onu beraber izliyorduk. Tarhana çorbası falan pişiriyorduk. Yani biz aslında hayatın böyle kendisiyle başladık hani mücadele etmeye. Yani tabii yumurta kırıyorduk diyorum ama ilk kırdığımızda ablamla ikimiz şeyiz, unutmuşuz yağ koymayı. Yumurta yapışıverdi iyice dibine ama dedim abla, bunda bir şey var, yani bir eksiklik var. Sonra dedi galiba yağ da koymamız gerekiyordu dedi. Ama üstten üstten sıyırabiliriz bence dedi yumurtayı. Ha öyle mi dedim. Sonra ekmeğimizle üstten üstten yumurtayı sıyırdık. Anladım ki sonraki hayatımızda hep böyle geçecek. Yani yumurtayı kırdık, yapıştı, üstünden sıyırdık. Sonra hep böyle oldu. Yani ikimiz de işte o şiirlerle, belki ben de öykülerle falan hayata tutunmaya çalıştık üstünden üstünden. Hani çok da anlamlı gelmedi o noktada her şey. Tabii şiir onun için ya önemli, bunu söylüyorum. Hani ya yazayım, oturayım bir şiir yazayım falan diye hiçbir zaman yazmadı zaten. Bir acı vardı, bir can acısı vardı. Onun için yazmaya başladı. Birçok dergide yayımlıyordu şiirlerini. Başlangıcımız da öyledir. Yani onca şiir yayımlanıyor. Ya işte bir toplasak, bir yarışma vardı. İnkılap Yayın Evi'nin, oraya yollasak filan dedim. Pek sıcak bakmadı öyle şeylere. Zaten sevmezdi öyle popüler şeyleri de. Bu projeyi de ilk önce onu sormuştum. Yani çok popüler bir şey midir? Ablam olsa bunu istemez filan demiştim. Şükran ablaya sordum hatta. Ya olur mu ki böyle bir şey diye. Belki bunları söylemem de çok anlamlı değil ama o öyle şeyleri sevmezdi. Sonra aslında bunun çok anlamlı olduğunu onun için. Yani o kadar çok giden var ki ve ben şu salgın sürecince gidemedim. Kabrini ziyaret edemedim. Yani çok bakımsız kalabiliyor ve işte yani onun şair kimliğiyle de bu bütünleşecek diye aslında olumlu olabileceğini de düşündük ama o dediğim gibi böyle popüler şeyleri çok sevmezdi ve şiir konusunda da işte ben dosyayı yazayım, ben toplarım dedim, yollayalım. Öyle İnkılap 2000 ödülünü aldıktan sonra ilk kitabı yayımlandı ve sonra Ahlar Ağacı ve Pul Biber Mahallesi, bu süreçte İstanbul'a gidişi,
İzmir'de de çünkü olamadı. Yani İzmir'e de sığamadı diyeyim. Çünkü burada dar bir çevre vardı ve şiiriyle ilgili İstanbul'da olmayı tercih etti. Belki de iş imkanları da aynı zamanda. Ve süreç böylelikle gelişti hastalığına kadar. Yani o konuda da tabii yani benim bir anda ortaya çıkması ve bizim bir anda bununla yüz yüze gelmemiz, Füsun'un çok küçük olması, işte benim kızımın biraz daha ondan büyük ama o da küçüktü. Ve benim sürekli İstanbul'a gidiş gelişlerim, onun hastalığının çok çok ilerlemiş olması, artık o noktada belki de biraz geç kalınmışlık. Ama yine de direndi. Yani ben en son yazdığı mesajlardan biriydi herhalde. Ben Allah'ın şair kızıyım. İşte ışıl bir şeyler olacak mutlaka filan demişti. Sonra bir günde evdeydik, İstanbul'daki evde. En son şiiri, 128 dikişli şiir. Onu yazmış bir defterin içinde. Getirdi. Herhalde benim şu an dinlemeye tek dayanamadığım şiiri o. Hani herhangi bir yerde okunduğunda da böyle hemencecik kaçıveriyorum. Çünkü o an gerçekten o an oluyor. Yani o bana okuduğu an oluyor. Ağlayarak, benim ağlayarak okuduğumuz an. Yani bir bölüm şiirini de o dönemde yok ettiğini biliyorum. Buna çok üzülüyorum. Keşke onlar kalsaydı diyorum. Ama kötüydü yani. Hani gitgelleri olunca da o şiirleri yaktığını söyledi. Keşke olsaydı diyorum. Ama şimdi onun anısıyla ahtan geçen bir yön kişi var. Yani şiirini okuyan, onu var eden. Bu yüzden de mutluyum. İyi ki ablam. Yani eve bir günde işte annem de ablam da olacak. Onu biliyorum. O ümitle yaşıyorum. Başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. Teşekkür ediyorum. Bu projede olan herkese teşekkür ediyorum. Ve yani bunun göreceğim gün içinde heyecanlanıyorum açıkçası. Yani tabii bu garip bir heyecan. Yani burukluk, mutluluk hepsi bir arada. Böyle. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz Işıl Hanım. Sizin için çok zor bu konuşmayı yapmak. Bunun farkındayız. O yüzden onun için ayrıca, kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Bu şeyi merak ediyorum, eğer mümkünse. İnkırap Kitabevi'nin şiir yarışmasına, şiir ödülünü siz sanırım gönderdiniz değil mi? Evet. Çünkü Dosyayı sen yollamıştın. O böyle şeylere pek ilgilenmez demiş. Evet, popüler şeyleri sevmediği için oraya da çok fazla anlamlı gelmemişti aslında. Yani öyle bir kitabı olsun falan çabasında da değildi. Ben de hazır hani böyle bir şey var, bir gazetede gördüm. Yani o zaman bu işler böyleydi. Bir ilan görüyorsun, yolluyorsun, oluyor falan. Yani şimdi belki daha farklı ama o zaman öyleydi. Hani bilgisayarda daha yeni yeni vardı. Ben yazarım dedim, yazdım, yolladık. Oldu. Yani zaten çok güzeldi şiirleri. Hani kazanacağını da biliyordum yani, inanıyordum. Evet. Sizin zaten çok yakın bir ilişkiniz olduğu için bazı şiirlerinde size de hitap ediyor. Sizin için yazdığı şeyler de var. Sanırım o şeyle de, o ilişkiyle de gelişen bir şey değil mi? Sizin aranızdaki bu güçlü bağ nedeniyle belki de bu şekilde bir üstlenme durumu mu hissettiniz? Yani onun için onun yerine göndermek açısından yayınlanması. Ya, bence ben bunları toplamasaydım, yollamasaydım da yine ablam var olacaktı. Yani ben çok burada hani ya o gün öyle oldu ama öyle olmasaydı başka türlü olurdu. Ama ablam şiiriyle vardı. Yani İzmir'e kırgınlığı o yüzden belki de birazcık işte hani İzmir'de bunu söylemeyi özellikle istiyorum. Çünkü hala duyuyorum işte Didem Madak şiiri yoktur şeyine karşı direnerek var olmaya çalıştığı için
Yani o zaten olacaktı. Hani ben sadece o dönem için ben vardım, ben oldum. Ben olmasaydım başka türlü yine ablam olacaktı. Yani. Tam bir sürpriz oldu sizi görmek bugün. Onun için çok heyecanlıyım şu an. Çünkü biliyorsunuz ilk kitabının ilk şiiri sizinle doludur. Ay ışığa, ışıla sığışmıştı. Ay ışığa, ışıla sığışmıştı. Dolayısıyla bu sürpriz beni çok etkiledi. Gayet akıllı bir konuşma hazırlamıştım. Onu yine yaparım. Ama sizinle böyle başlamak şahane oldu. Canlı bir şey oldu. Sizin yazdığınızı bilmek de çok güzel. Öykü yazdığınızı. Soru şeklinde bir şey söylemeyeceğim ama bunları söylemiş olmak önemli. Sözü aşan bir şey var burada, bir heyecan var bende. En azından onu söyleyebilirim. Didem, şunu söylemekte çok haklısınız. Didem her biçimde var olacaktı şair olarak, şiirleriyle. Bu o kadar doğru bir tespit ki sonsuzca katılıyorum. Onu açıklamaya çalışacağım zaten kendi konuşmamda. Biraz arkadaşım da olmuştu Didem benim en ilk baştan itibaren. Zaten onun dergiye ilk şiir gönderdiği zamanı çok iyi hatırlıyorum ve söylemesi ayıp bir yazımda da yazmıştım Sonbahar Şiir Dergisi'ne. Ben de derginin yayın kurulundaydım. Dört kişiydik yayın kurulunda. Üç şair, bir de ben. Hep dosyalar dolusu şiir gelirdi yayın kuruluna, yayınlansın diye insanlar. Şiir yolluyor tabii. Fakat pek oy birliğiyle yayınlanmazdı. Hani ikiye iki, üç öyle kaldığı da çok olurdu şiirler hakkındaki görüşlerimizin. Didem konusunda hepimiz çok heyecanlandık. İlk gelen şiiri kitabındaki ilk şiiri değildir ama o da çok ünlü şiirlerinden biridir. Hem çok tanıdık bir hani Türkçenin şairleri arasında hem çok tanıdık bir ses gelmişti Didem'le birlikte bize. Hem de çok kendine özgü. Yani bu ikisi sanıyorum bütün okurlarının üzerinde anlaşacağı bir izlenimdir. Hepimiz neredeyse şu anki kadar heyecanlandık. Bir büyük şair geldi diye. Elimizdeki kağıt da böyle çizgili bir defter kağıdıydı. Onun o bir öğrenci yazısına benzer bir yazısı vardı. Gayet biraz savruk diyeceğim bir yazısı. Evet. Ve devam etti ondan sonra şiir yollamaya. Dediğiniz gibi İnkılap kitabını bastı onun. Ve biz biraz yazıştık da birkaç çok heyecanlandıran, beni çok heyecanlandıran e-postası vardır. E-postayla yazıştık. Onlar durur. Bazen düşünüyorum, yahu ben öldüğümde ne olacak bunlar? Bir şekilde bir yere emanet etmek istiyorum. Çünkü sonuçta kilitli bir bilgisayarda kalıp yok olmasın diye düşünürüm. Sizin de tabii Işıl olarak o şiirden ötürü onun şiiriyle olan ilişkimde bir okuru olarak benim ilişkimde o şiirlerle çok önemli bir yeri var. Eminim siz de tabii çok daha ötesinde bir anlam taşıyordur ama Işıl adı Didem'in şiirlerindeki pek çok kadın adının tabii en önünde, en ön saflarında gelen adlardan birisi. Füsun adıyla birlikte çok canlı, heyecanlandırıcı ve şiirinin de büyük bir parçasını oluşturan bir canlı varlık şu an karşımızda ekranda. Çok sevindim.
biraz daha devam edersem Didem'in şiirine girmiş olacağım. Onun için şimdilik sesimi keseyim ben. Peki, çok teşekkürler. Şükran Hanım, sizin söylemek, eklemek istedikleriniz varsa, sesiniz kapalı yalnız şu an. Işıl'cığım, gerçekten çok heyecanlandım ben de. Çok duygulandım. Senin Didem'in şiirindeki özel önemini hepimiz biliyoruz. Ayrıca iki kardeş olarak hayat mücadelesi verdiniz annenizin ölümünden, Füsun'un ölümünden sonra. Yani bambaşka bir kardeşlik bağınız var. Herkesin kardeşlik bağının ötesinde hem şiir kardeşliği, hem öykü kardeşliği, hem hayat kardeşliği. Didem'in o şeyine benim de ufak bir katkım oldu. Didem Pulbiber Mahallesi'ni yazdığında dosyasını herhangi bir şeye göndermek istemiyordu. Ve talip olan, ben basarım diyen bir arkadaşına göndereceğini söyledi. Ben de dedim ki bu dosya göndermişti bana, daha önce okumuştum. Bu dosya çok iyi, mutlaka Metis basmalı. Metis'ten başka yeri kabul etmiyorum. Hani şiirde de, diğer edebiyatta da çok önemli bir yayın evi. Ben dedi, korkarım yani, çekinirim ve götürmem dedi dosyamı. Böyle bir iddiada bulunmak istemedi. Çünkü çok mütevazi bir insandı ve yayın evine kendisi götürmek istemedi. Yani aynı şiir dosyasını ödül göndermediği gibi. Dedim o zaman ben götüreceğim. Bekle beni, İstanbul'a geliyorum film festivali sırasında. Ve birlikte o dosyayı aldık, okuduk, üfledik. Metis'e ben verdim. Ve sonra takibini de ben yaptım. Ve gerçekten hayatında en çok sevindiği şeylerden biri oldu Metis'te yayınlanması. Yani hayatında bir dönüm noktası olarak gördü. O sırada evleniyordu. Daha sonra Füsun'un doğumu. Yani kitabının doğumuyla sonrasında Füsun'un doğumu onun hayatını değiştiren çok güzel anılar olarak kaldı. Hakikaten Didem gerçekten o kadar iddialı olmamak konusunda o kadar ısrarcıydı ki, yani birilerinin mutlaka onu ittirmesi gerekiyordu herhangi bir ödül için veya kitabının yayınlanması için. O yüzden iyi ki yapmışız diyorum. Teşekkür ederim. Evet. Tekrar teşekkür ederiz. Işıl Hanım, sizi de yine yayında tutalım vaktiniz varsa. Şimdi Necmiye Hanım'ın konuşmasına geçeceğiz. Buradan izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim, izlerim, evet. Evet, şimdi Necmiye Alpay bizimle birlikte. Hoş geldiniz hoş hocam. Bulduk. Dil Birinci çok. Yazar Necmiye Alpay bize Didem Madak'tan bahsedecek. Teşekkür ederim. Işık olayı tabii beni çok heyecanlandırdı. İyi de oldu. Yalnız şu an ilk programım, yani söylemeyi düşündüğüm şeyler biraz ters dönmüş oldu. Şuradan başlamak istiyordum. Belki yine ezberime döneyim ben. ezberim şu. Didem Madak aslında Türkçenin şairleri arasında milat oluşturan şairlerden birisi. Şunu kastediyorum, hepimiz biliyoruz kadın şair diye bir şey işte son çeyrek yüzyıla kadar neredeyse yoktu Türkçe'de. Vardı ama bir kısmını bilmiyorduk, çünkü mesela divan şairi olan kadınlar
erkek adıyla imzalamışlardı divanlarını, başka türlü kabul göremeyecekleri için. Daha sonra Cumhuriyet'le birlikte edebiyat kitaplarından hatırlayacağımız iki kadın şairi öğrendik. Şükufe Nihal ve Halide Nusret Zorlu Tuna. Bu ikisini öğrendik. Gülten Akın'a gelinceye kadar başka da bir şair adı öğrenmedik. Gülten Akın benim gençlik dönemime, yani 68 kuşağının 60'lı yıllara denk gelir. Aslında 1950'lerde başlamıştır yazmaya ama ülke düzeyinde tanınması ve edebiyat tarihine gerçekten girmesi 60'lı yıllarda başlar. Ondan sonra 60'ların iki kadın şairi daha vardır. Senur Sezer ve Melisa Gürpınar. 80'lerde yine iki kadın şair daha görürüz edebiyat tarihine dahil olan. Gülsel İnal'la Lale Müldür. Hemen onların ardından Birhan Keskin vardır ve Didem Madak. Yani sanıyorum milat meselesi bu saydığım şairlerle birlikte çok açıkça ortaya çıkıyor. 2000'li yıllar dolayıyız diyeceğim ben ona. Çünkü Didem Madak 95'te ilk şiirini yayınladı Sonbahar dergisinde. Az önce söylediğim gibi. Ondan sonra Türkçenin kadın şairleri neredeyse fışkırdı, öyle diyebilirim. 2000'li yılları civarında hızla arttı çok iyi kadın şairler. Her biri tabii Didem ölçüsünde milat oluşturacak bir şiir yazdı diyemem ama gerçekten çok iyi şairler, hazla okuduğumuz kadın şairler ard arda çıktı ve halen devam ediyor. Yani ben buna insani ideal diyorum. Neye insani ideal diyorum? Kadın erkek eşitliği deyip duruyoruz ya, şiir alanında çok alıştığımız erkek şair, erkek bile demeyiz çünkü şair dediğimiz zaman erkekler gelir aklımıza, ile kadın şairlerin bir çeşit eşitlenmeye yönelmesi. Yani nüfusta nasıl %50-%50 ise şiir alanında da neredeyse bu eşitliğe doğru yol alıyor kadın şairler. Yalnızca şiirleriyle değil, şiir hakkındaki düşünceleriyle de kendilerine yer açıyorlar. Bu açıdan ilginçtir. Mesela büyük feminist Virginia Woolf, hepimiz biliriz. Onun ünlü kitabının adı Kendine Ait Bir Oda diye. Bir çeşit sanki kadın şairler edebiyat dünyasında kendine ait bir oda, kendine ait bir yer oluşturmakla meşguller. Bunun şampiyonu, bunun miladı Didem Madak oldu diyebilirim. Şimdi tabii sadece kadın olmak, biyolojik olarak kadın olmak, kadın şair olmak anlamına gelmiyor. Kadınlık konumunun içinden yazmak, o konumun şiirini. O başka bir şiir çünkü. Daha önce çok da bilincinde olmadığımız, daha önce dediğim mesela 90'lı yılların öncesinde yalnızca Türkiye'de değil aslında dünyada da 20. yüzyılın ortalarına kadar kadın ve erkek konumu sanki doğaya uygun biçimiyle yaşanıyormuş gibi anlaşılıyordu. O şekilde bir ideoloji içselleştirilmişti bütün dünya toplumlarında. Ancak 20. yüzyılın ortalarından, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başladı. İşte Simone de Beauvoir'ın ünlü kitabıyla başladı. Toplumsal cinsiyet kavramının oluşması. Yani biyolojik cinsiyetimiz
her şeyi anlatmıyor. Dişi ve erkek olmak başka bir şey, kadın ve erkek olmak ve günümüzde üçüncü cinsten de söz ediliyor. Avrupa'da medeni hukuka bile girmiş durumda. Bütün bunlar konusunda bir bilinç yükselmesi, işte şunun şurasında demek ki 60-70 sene bile diyemeyeceğim. Çünkü hemen yükselmedi bilinç tabii. 60'lar, 70'ler, 80'lere kadar pek az insanın haberdar olduğu bir fikirdi bu. Toplumsal cinsiyet fikri. Şiir alanındaki mesele ise kısmen buna paralel olarak Avrupa'da feminist düşüncenin yükselmesiyle birlikte yankı buldu. Yani şiirde kadının toplumsal konumundan çıkan bir ses olarak şiirden söz ediyorum. Böyle bir şiir tabii aslında daha önce hiç mi yoktu Didem'den? Önce hiç mi yoktu böyle bir özelliği kadınların yazdığı şiirin? Vardı fakat bilinç düzeyinde değildi. Yani Gülten Akın mesela, kestim kara saçlarımı diye bir şiir yazmıştı 60'lı yıllarda. Yakından ilgilenen bizler için müthiş bir şeydi bu, kestim kara saçlarımı. Kim konuşuyor? Bir kadın konuşuyor. Hem saçını kesmesi bir kadın meselesi, hem de saçının kara olması da biraz bölgesel bir şey. Dünyanın üçüncü ülkeleriyle ilgili bir imge düpedüz, kara saç. Gibi orada başlamış bir içeriden konuşması olayı, gerçeği var. Şiirin içeriden konuşması, kadın olgusunun içinden konuşması meselesi var. Fakat bu bilinç düzeyine ne derece çıkmıştı? Şimdi bu son yıllarda biz derken şiirle ilgilenen insanlar, Didem Madak'la ilgilendiğimiz kadar Gülten Akın'la da ilgileniyoruz. Çünkü onun macerası, Didem'den hayat macerası daha uzun. Ne yazık ki Didem'i çok genç kaybetti. 40'ını yeni geçiyordu. Yani henüz çağımızda neredeyse ömrünün yarısında filan oluyor insan 40 yaşında. Öyle erken kaybettik. Gülten Akın'ın bizler açısından bir tür şans olarak ömrü hali uzun oldu ve şiir macerası da aynı ölçüde tabii uzun oldu. O başlangıçtaki bilinç düzeyi meselesi, orada bir mesele var tabii. Hani bir şeyi gerçeklikte yaşarsınız ama onun bilincinde değilsinizdir. İkisi farklı şeyler. Nesnel durum ve öznel durum dediğimiz şey. Öznel durum olarak çok ön planda değildi kadınlık. Mesela Gülten Akın'ın kadın erkek ikisi de aynı şeydir, şiirde fark yoktur gibi sözler de söyleyebilmiştir. Aslında hepimiz son 25 yıl kadar öncesi, ne kadar, çeyrek yüzyıl öncesine kadar biraz öyle söylüyorduk. Yani kadın erkek ne demek? Herkes işte şiir yazıyor veya şair olmak var, olmamak var ama kadın erkek olmak bununla ilgili değil filan şeklinde geleneksel bakış açısıyla davranıyorduk. Şimdi Didem Madak aslına bakılırsa şiirlerinde böyle doğrudan bir kavgasını da görmeyiz bunun. Hani klişeleşmiş bir feminist mücadele söylemi de var. İşte eril egemen, erkek egemenden tutun da bazılarında işte kadın duyarlılığı falan gibi, bunlar fena halde klişeleşti. Bence etkisini yitirmeye başladı bir parça. Bunlarla ilgili bir şey değil. Didem Madak'ın şiirlerindeki milat durumu. Bu doğrudan doğruya çok somut. Onu bir ara Işıl söyledi az önce. Biz hayatı doğrudan doğruya yaşadık. Öyle bir şey şu an çok iyi, kelimeleri çok iyi söylemiyor olabilirim.
tam aynı kelimeleri kullanıyor değilim herhalde. Ama Işıl'ın az önce yaptığı konuşma da biraz öyle bir şeydi. Yani doğrudan doğruya hayatın somutluğu içerisinde söz almak diyebilirim. Bunun Didem Madağ'ın şiirlerindeki bir göstergesi, bir boyutu nesnelerle olan ilişkisidir. Şimdi şiirin nesneleri derken hem bildiğimiz eşyayı kastediyorum, evi duvarları dahil somut olan ne varsa, hem de şiirinde adı geçen insanlardan söz ediyorum. Onlar da hani konu nesne derler ya, felsefede konu nesne denen şey. Onlar da bütünüyle bir kadın gerçekliği, tabii insan gerçekliği ve kadın gerçekliği, onun içinden konuşur. Demek istediğim vaaz yoktur o şiirde. Nesnel karşılık diye bir kavram var şiir teorisinde, böyle bir kavram. Bu kavrama son derece uygun bir şiir. En büyük şairlerin aslında şiirleri bir parça bu kavrama uygun oluyor. Bunun yanında tabii neredeyse çocuksu bir noktadan başlıyor. İşte Işıl'la ikisinin tecrübesiyle başlayan bir şiir. Kitabını da ona göre düzenli, ilk kitabını ona göre grafon kağıtları kitabı. Hani grafon kağıtları da çocukluk çağrıştıran bir imgedir. Hepimizin çocukluğunda grafondan bir şeyler yapmışlardır işte. Biz kızlara etekler yaparlardı, belki hala yapıyorlar. Kullanışlı bir kağıt. Onlarla başlayan bir şiir. Yani bu somutlukta ve bu hayatla alışveriş içerisinde diyeceğim. Biraz klişe bir şey böyle söylemek. Şu açıdan da aslında hayat demişken Didem Madağ'ın şiirlerinde neredeyse kesintisiz bir biçimde hayatın elinden almak. Yani şiirle hayat arasında neredeyse bir mücadele vardır. Şiir kendi kelimelerini, onların anlamını, kelimelerin anlamını gündelik hayatın klişelerinden neredeyse koparıp almaya çalışır. Hemen şiire, mesela kirasını birkaç dizeyle ödediğini söyler filan. Yani her şeyi şiir alanında yaşatmaya çalışarak. Bu size tabii hem çok uyandırıcı bir etki, size derken okurlarında, okurda uyandırıcı bir etki yapıyor. Hem de zevk duyuyorsunuz. Şiirin ne olduğuyla hayatın ne olduğu, bu ikisi arasındaki temel farklılık sürekli olarak işleyiş halinde Didem Madağ'ın şiirinde. Dolayısıyla böyle kendine ait bir oda oluşturma sürecinin öncülerinden, böyle bir önemli yeri var edebiyat tarihinde, Türkçenin edebiyat, şiir tarihinde. Öte yandan ben ona bu program için yazdığım yazıda da o başlığı kullandım. Aşkınlığın şairi diyorum. Şimdi aslında son dönem kadınların yazdığı edebiyat alanında içkinlik kavramı daha çok öne çıkıyor. Daha bütünsel, dünyayla daha bütünsel, bedeniyle daha bütünsel bir edebiyat anlamında. İçkinliğin şairi kavramı çok yandaş bulan, sevilen bir kavram. Ben de çok seviyorum aslında. Fakat şimdi bu her iki kavram, yani aşkınlığın şairi ve içkinliğin şairi, iki kavramı da bence biraz fazla mutlaklaştırıyoruz. O kadar değil. O kadar mutlak olunca işimize yaramaz hale geliyor neredeyse. Mesela Didem Madağ'ın şiirinin bir özelliği var. Az önce biraz söylemeye çalıştığı bir şey. Yani şiiri hayatın elinden koparmaya çalışmak.
aradaki fark konusunda bizi uyanık tutmak, okurunu uyanık tutmak. O anlamda bizi kurduğu ilişki içerisinde, şiirin bizimle kurduğu ilişki içerisinde sürekli olarak biz kendimizi hareket halinde hissederiz. Atar bizi. Hem çeker hem de bir adım öteye atar bu şiir. Çok hoşlanmamızın bir nedeni de budur. Sanki zihnimiz dans eder gibidir boyuna. Çeker kendine ama atar. Mesela bir şarkıdan bir gemiye atlamak gibi. Yani bunu okur kendisi okurken belki daha iyi görecektir. Şimdi burada hem içkinlik var, yani kendi bütünselliğine çekiyor bizi şiir ve onun anlamı, hayat. Hem de aşkınlık. Aşkınlık dediğim şey işte o bizi bir adım öteye fırlattığı, attığı an. Orada aslında az önce çok tanıdık bulduğumuz bir dizeyi veya bir kelimeyi bir anda başka bir alana taşınmış gibi hissediyoruz. Aşıyoruz yani başka bir tarafa. Şiir bize, Didem'in şiiri bize boyuna kesintisiz bir şekilde bunu yapıyor. Aslında denebilir ki büyük şiir denen şiirin Gülten Akın'da da böyledir. Yer yer çok da bocalarsınız. Mesela ikisini karşılaştırıyorum. Çünkü bunlar gerçekten bugüne kadar kadınların yazdığı şiirin en büyük noktalarında duran, zirvelerinde duran şairler diyebilirim. Şairlerden ikisi demek daha doğru olur. Bu kadar sınırlamamak lazım gerçi. Aynı özelliği görüyoruz. Yani bizi aynı anda hem heyecanlandırıp hem başka bir yere, başka bir derinliğe veya zirveye fırlatmak özelliği. Buna aşkınlık diyorum. Bir başka özelliği ilk andan itibaren, yani ilk şiirini gördüğümüz andan itibaren Didem Madağ'ın şiirlerinin bir başka özelliği olarak ona Amerikalı bir şiir teorisyeni yutmuş olmak diyor. Kendinden önceki edebiyatı yutmuş olmak. Fakat bu yutmak Türkçe'de daha çok hani ezberleyip yutmuş, hatmetmek falan anlamda kullanılır. O değil kastedilen şu, kendinden önceki edebiyatı. Düşünün siz 90'lı yıllarda yazan bir kadın şairsiniz. O zamana kadar yazılmış şiiri Didem çok iyi biliyordu. Buna belki Işıl da tanıklık edecektir bilmiyorum. Ama şunu söyleyeceğim, şiiri çok iyi biliyor. Yani yakından neredeyse bir eleştirmen gözüyle ve bir edebiyat tarihçisi gözüyle yutarak neredeyse, özümseyerek okumuş, bilen bir insan. Yani yalnızca kendisi yazmıyor. Fakat kendisi yazarken bütün bunların, böyle klasik bir şey söyleyeceğim, sentezini de demeyeceğim çünkü onu da aşıyor. Yani aşkınlık orada. Ama sentezini her durumda içeriyor. Yani böyle bir şiiri yutmuş durumda. Didem tabii kendisi değil. Ve bunun verdiği bir cesaretten bence söz edilebilir. Yani çok cesur şiirlerdir bunlar. Oturup da çok basit görünen şiirlerdir. Çok kolay anladığınızı sanırsınız. Hani Orhan Veli okurken nasıl böyle çok kolaydır işte uzanıp yatıvermiş sere serpe dediği vakit. Bundan daha anlaşılır bir şey yoktur şu dünyada. Işıl çocuktu o zaman, ben de öyle diye başlayan bir şiir düşünün. Yani kendini ele verir denir ya, evet yani kendini ele veren bir şiir yazıyor. Fakat bu kadar basit cümleler, dizeler kurmak aslında günümüzde bir cesaret işidir. Yani günümüzde yazan şairler bu kadar basit görünümlü sözler, dizeler kurmaktan çekiniyor. Onu size söyleyeyim yani. Ne kadar karmaşık, anlaşılmaz, derin görünümlü yazarsanız o
o kadar büyük şair olacağınızı düşünüyorlar. Bir parça Didem'in kolay kabul görmemesi de bununla ilgiliydi diye düşünüyorum ben. İşte İzmir örneğini verdi Işıl. İstanbul'da da bir parça benzer bir şey. Yani böyle bir kadın şair çıkmış. Kolay kolay heyecanlandırıcı şeyler, hani kolayından popüler şiir yazar gibi yazıyor. Bu büyük bir cesaret. Buna rağmen peki büyük şiir yapan nedir bu şiiri? Bence az önce söylediğim özelliktir. Yani sizi sürekli olarak aşkınlaştıran, biraz bir adım öteden tekrar bakmaya götüren, sevk eden şey. Bu öyle popüler şiirde falan bulabileceğiniz bir şey değildir. Bir başka özelliği daha var bizi kendine çok çeken. O da kül kedisini konuşturmasıdır. Şöyle, aslında o ünlü masal, hani bilmeyen herhalde yoktur kül kedisi masalını. O masaldan motifler de vardır aslında Didem'in şiirinde. Balkabağı der mesela, balkamı filan. Bunlar aslında o önceki edebiyatı yutmak dediğim özelliğe dahil. Yani bu masalı da yutmuş olarak, şiirlerinde içselleştirmiş olarak yazıyor. Ama mesela bu kül kedisi masalı bizim büyük, bir başka büyük yazarımız Oğuz Atay ile birleşir. Onun sözleriyle. Efendimiz motifi vardır Oğuz Atay'da. Onu kullanır mesela Didem. Bu bal kabağıyla Efendimiz seslenişini iç içe geçirerek bize orada böyle edebiyatın yoğunlaşmış bir hazzını yaşatır. İkide bir aslında çok tanıdık bir söze rastlarız Didem'i okurken. Bunun içerisinde Mevlana da vardır bir tarafta. Nazım da vardır bir başka tarafta. Ve benzeri. Bütün bunlar bir parça o cesaret dediğim şeyi, yeni oluş, yeni bir şey yaratırken sağa sola selam verir gibi bir özelliği oluşturuyor. Belki bir de ölüm motifinin de Didem'in şiirlerinde hep var olduğunu, belki annesinin, annelerinin, Işıl'la ikisinin, onlar çok küçükken ölmüş olmasının etkisiyle böyle olmuştur. Tabii bunu bilmek zor. Biraz şairi yakından tanıyınca insan böyle düşünmekten kendini alamıyor. Yani şairin hayatını bildiğiniz zaman ister istemez bir bağlantı kuruyorsunuz. Aslında bu şiir okumanın iyi bir yolu sayılmaz genellikle. Şiiri doğrudan doğruya ayrı bir varlık olarak algılamanız beklenir. Fakat bu ölüm motifi üstelik hastalığından çok önce başlamış. Gerçi o da her büyük şairin özelliklerinden biridir ölüm motifiyle. Çünkü ölüm biz insanların ayrılmaz bir parçası sonuç olarak. Hatta kader dediğimizde o gelir akla, değil mi kader? Kısmen. Yine de içselleştirilmiş bir ve şiirinde yoğrulmuş bir motif olarak tam yerini bulduğunu söyleyebiliriz Didem şiiri için. Ama buna rağmen ilginç bir şekilde neşelidir bu şiir. İroniktir aslında en önemli özelliklerinden birisi. Pek çok yazar yazdı. Didem hakkında epey yazıldı aslında biliyorsunuz. Çeşitli sempozyumlar düzenlendi. Hatta biz
Şükran Hanım'la bir sempozyumda tanışmıştık. Didem sempozyumunda sanıyorum. Ankara'da yapıldı, İstanbul'da yapıldı. Pardon, Ankara'da Didem konuşma yaptı ama sempozyum başka bir konudaydı. İzmir'de yapıldı, İstanbul'da yapıldı ve hepsi kitaplaştı. Bütün bu yazılarda aslında üzerinde en çok durulan konulardan birisi ondaki neşe ve ironi. Didem'in şiirlerindeki neşe ve ironi. Yani size böyle trajik olanla, ölümle ilgili olanla daha doğrusu ironik bir söylem, hayata dair ve şiire dair ironilerle gerçekten bu dans figürlerini yaptıran bir şiir aynı zamanda. Bu da bir başka. Cesaret derken bir parça tereddütteyim çünkü sonuç olarak kime göre cesaret? Muhtemelen şiiri okurken kaptırırsınız ama sonradan düşünürsünüz. O cesaret meselesi biraz akıl yoluyla şiire bakarak varılmış bir çeşit hüküm benim tarafımdan. Belki son bir nokta olarak, vaktim hala varsa, son bir nokta olarak Didem Madağ'ın şiirlerinin seslenen şiirler olduğunu, gerçi bu da çok bilinen ve yazılmış olan bir özelliğidir onun şiirlerinin. Fakat bir noktaya dikkat çekeceğim. Bu da kadın şair olmanın ayırt ediciliğiyle görülebilecek bir şey. Şimdi seslendiği insanlar kimler? İkiye ayrılıyor. Bir kısmının ismi var. Bir isme sesleniyor. İşte Ayla Abla'ya sesleniyor. Kalbiye'ye sesleniyor. Bunların bir kısmı tabii kurmaca ismi. Kalbiye. Kalbiye bilmiyorum ama ben rastlamadım insan ismi olarak. Gerçek biri midir? Belki Işıl bize söyler. Evet, Kalbiye arkadaşıydı. Ha, bunu bilmiyordum. Ben hep kurmaca bir isimdi. Ama peki kurabiye diye bir insan yok herhalde. Yok. Ama kurabiye diye birine sesleniyor. Kalbiye var. Kalbiye, evet. Bunu konuştuğumuz iyi oldu. Çünkü ben hep kurmaca sanıyordum. Ama kurabiye kesinlikle herhalde kimsenin adı kurabiye değildir. Ve o çocuksu kurgusunun onun bir motifi haline geliyor kurabiye. İşte Pollyanna'ya tabii o da bir kurmacayı alıp kullandığı bir hitaptır. Pollyanna'ya seslendiği bir şiir, bir dizi şiir hatta mektuplar var. Maviş Anne tabii o çok belli. Bu seslenme kadınlara seslenirken kadınların adı var Didem'in. Şiirlerinde seslendiği kadınların adı var. Ama erkeklerin adı yok arkadaş. O hep onlara baylar diye sesleniyor. Baylar. Bu da o hani kadınlığın içinden konuşuyor olmanın güzel göstergelerinden biri. Buna dikkat çekmek istedim. Bir de son dedim ama son bir noktayı unuttum az önce. Kendisinden önceki edebiyatı soğurmuş, özümsemiş, yutmuş olduğunu söylerken bu edebiyatın sadece Türkçe edebiyat olmadığını da bilmek lazım. Yani mesela Boris Vian, benim çok sevdiğim bir yazar ve şair, ona da rastladığımı hatırlıyorum. Nerede? Didem Madağ'ın şiirlerinde. Yani oradan da özümsenmiş, dünya şiirinden demek istiyorum. Oradan derken özümsenmiş epey motif bulabiliyoruz. Kendisini sevgiyle anarak bitireyim. Işıl'a da tabii sizlere çok teşekkür ederek. Çok teşekkürler hocam. Bu kadar çok not aldım ki biz konuşurken. Gerçekten çok derinlikli bir konuşma oldu. Teşekkür ederim. Bu son söylediğiniz isimler, kadınların isimleri var.
ve hani onun hayatında önemli yer olan kadınlar bunlar çoğunlukla. Kurmacalar ayrı tutarsak. Erkeklerin adı yok. Bayım diye sesleniyor çoğunlukla ve ondan önce de yine Oğuz Atay'dan İlham'la Efendimiz diye sesleniyor. Sesin içinden bahsettiniz. Bunlar özellikle benim şöyle dikkatimi çekmişti. Tam da o kadının içinden konuşmak bağlamında. Yani genellikle sanki böyle bir sitemi, bir itirazı varsa bunu o dizeyi Efendimiz diye bitirirken yani o dizeyi Efendimiz diye bitiriyor ve aslında hani orada bir şeye itiraz var. Yani ben bunu çok toplumsal cinsiyet anlamında okumuştum. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Çok güzel söylediniz bunu. Aslında bayağı birkaç katman görebiliriz burada. Tabii ki toplumsal cinsiyet, yani Efendimiz sonuç olarak Oğuz Atay da bir erkekten başlayabiliriz. Ama mesela Oğuz Atay'daki Efendimiz biraz oradaki uşağıyla, o da tabii Don Kişot'tan alıyor. Hı. Yani uşağı ve efendisi ilişkisini orada tekrarlıyor. Buna bir çeşit kadın erkek ilişkisinde de hani Efendimiz, haydi efendim artık siz Efendimiz değilsiniz diye de okuyabiliyoruz. Hı. Bu da bir katman. Oğuz Atay'ın tabii şeyi yok mu hiç, erkek egemen ideolojiye bulaşıklığı yok mu yazarken, ona da bir gönderme. Hı hı. Bütün bunları biçim olarak ise ironi özelliğiyle sanki bir araya getirebiliriz. Hı hı. Çok ironik, hani baylar derken de çok ironik. Hı hı. Dalga geçiyor düpedüz hani bu erkeklik egemenliğiyle. Efendimiz derken de ironik bir durum var. Baylar derken de ironik bir durum var. Kolay kolay gündelik hayatımızda bunları kolay kolay değil, hiç kullanmayız. Hani efendimiz, baylar falan filan çok enderdir. Ancak böyle durumlarda, ironik durumlarda kullanırız. Onları çok iyi tabii yerleştirmiş oluyor. Bir de yine bir sorum daha var. Aslında bununla ilgili tam da böyle düşünmüştüm. Hani ironik olarak böyle seslendiğini, Efendimiz, aslında dalga geçtiğini düşünmüştüm bir anlamda. Kesinlikle. Özellikle de böyle hani öncesindeki dizelerde rahatsız olduğu bir şeyi vurgularken, kadınlıkla ilgili bir şeyi vurgularken ardından böyle bir dizenin böyle bitiyor olması tam da buna bir eleştiri gibi. Yani o erkek egemen ya da bu türden bir şey, kadınlık rolünü reddetmek gibi okumuştum. O yüzden çok şey, okurken gerçekten böyle hepimizin kendinden bir şey bulduğu, kadınların bu kadar tutkuyla bağlanmasını, sevmesini anlayabiliyorum. Bir sorum daha olacaktı. O da cesaretten çok bahsettiğini. Şiirinin aslında yani basit görünüp kolay anlaşılır gibi görünüp sonra aslında hiç de öyle olmadığını, yani çeken ve fırlatan bir yanı olduğunu. Buna aslında Işıl Hanım'ın da bahsettiği, Şükran Hanım'ın da yine bahsettiği şeyle ilişkilendirdim size anlatırken bir yandan. Böyle bir tezat gibi. Bir yandan hani şiirlerini bir yere göndermeye, işte kitabının basılması için bir şey yapmaya çok iddiasız diye ifade etti Şükran Hanım sanırım. Böyle bir yanı varken, bir yandan böyle bir yanı varken, bir yandan aslında şiirin içinde tam da bu bunun tersi bir cesaretle mi karşılaşıyoruz? Yani bir iddia ve aslında belki orada esas kendini görüyoruz İdem Madara. Bu söylediğiniz çok iyi oldu, çünkü benim de bir fırsatını bulsam da söylesem dediğim şeylerden birisini açmış oldunuz siz bu tespitinizle. Tabii aslında bir anlamda da hani bütün o iddiasızlığın yanında, bütün o işte ödüllere katılmama vesaire iddiasızlığının yanında müthiş de bir iddia. Yani kendi şiirini
sahiplenmek ve onu bir iddiayla ortaya koymak ve savunmak açısından inanılmaz bir irade diyeceğim ben ona. Göstermiş olan bir insan, tanık olarak konuşuyorum şu an. Onun ünlü bir mektubu var. Ünlü, yani bilmiyorum ne derece biliniyor ama benim gözümde çok ünlü, anlatabildim mi? Çok etkilenmiştim çünkü. Mesela şöyle bir şey yaşadı Dida. Bilmiyorum hangi festival ya da olaya işte herkes gibi şiir yolluyor veya bir şey. Oraya bir özgeçmiş isterler ya insandan. O da yazmış özgeçmiş olarak, işte yarım sayfa kadar bir şey göndermiş ve bakıyor onu kuşa çevirmişler ve değiştirerek üstelik. Çünkü özgeçmiş de ironik bir dille, yani bildiğimiz Didem diliyle yazılmış bir metindir. O yolladığı metin. O hale almış oldu. Bir, başka bir şekil verilmiş, kuşa döndürmüş olduğunu görünce bir protesto mektubu yazar ve geri çeker. Katılımını iptal eder Didem. Ve rezil eder. Yani başvurduğu sayın işte şair, erkek şairlerdir bunu düzenleyenler ve kendilerinde ne kadar düşünün, ne kadar ayıp şey değil mi? Üstelik haber de vermeden sizin metninizi değiştiriyorlar ve yayınlıyorlar. Didem'in orada gösterdiği irade ve tavır, yani ben ona bir çeşit manifesto diyorum. Orada aslında çünkü boş bir metin değildir, bir manifesto vardır. Bu ilişkiler ve şiir nasıl algılanmalı, nasıl olmalı onu gösteren bir manifestodur. İyi oldu bunu konuştuğumuz. Yani o irade hakikaten, o cesaret derken biraz bunu da tabii karşımda duyuyor. Çok açık. Peki. Teşekkür ederiz. Necmiye Hanım, o efsun sözcüğünü beğenmemişler bir de. Ha, bak, çok sinirlenmişti bana. Telefon edip ya dedi, ne istiyorlar benim sözcüğümden, efsunun nesi varmış ki filan diye böyle bir sinirlenmişti. İşte mistik bulmuşlar efsunu filan. Yani füsun, efsun ne yapsın? Yani böyle bir ilginç şeydi yani, hani müdahaleydi. Orada geçen sözcüğe bile müdahaleydi o geri çekmesinde. Çok ilginçtir. Evet, çok. Hani bugün belki bize daha ayan beyan gözüküyor ama işte bir alışkınlıkları yok. Buraya bir kadın gelmişse zayıf bir varlık gelmiştir duygusuyla davranıyorlar. Böyle bir gerçek var. İnanılması zor ama böyle bir gerçek. Ve düşünün ne kadar benim aklımda efsun kalmamış bakın. Sadece bazı şiir sözcüklerinin değiştirildiğini yazmışım buraya. Böyle bir utanç verici cesaret demeyeyim de cüret demeliyim. Cüret göstermişlerdi o olayda. Ve bence bu da şiir tarihine ve kadın şairlerin tarihine geçmesi gereken bir olay, anekdot. Güzel bir şey aslında değil mi? Ne kadar yansıyor bütün ilişkilere. Temel ideolojiler yansıyor, yani cinsiyetçi ideoloji bu. Peki Şükran Hanım, sizin eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa sesinizi açalım. Evet, Necmiye Alpay'a ve Işıl'a teşekkür ediyorum. Ben de yani kadın şair olarak önemini ve bir şiirimize bir mihrap, bir köşe taşı, bir kilometre taşı, bir dönüm noktası olduğundan bu son olarak bahsedilen efsun meselesinde de efsun ve cadılıklaşıyor diye bir cümle var ve bunu silmişler. O da yani bu kravatlı düğün giyinen takım elbiseli, üniformalı şair takımına bir itiraz ediyor. Diyor, ben hala cadılıkla uğraşıyorum, düğünle uğraşıyorum.
yani sizin aranızda benim yerim yok. Çekiliyor bu Uluslararası İstanbul Şiir Festivali adını tam koymak gerekirse. Yani tam Didem'e uygun bir şey. Yani cadılıkla uğraşıyor lafını ve Efsun'u, büyüyü yani bir şekilde protesto mahiyetinde görüp veya bir şekilde bunu sansürleme ihtiyacı duymalarının sebebi aslında bu yüzyıllar boyunca kadınların cadı avına maruz kalması. Orada bahsettiği cadılık Didem'in yani uçan süpürge filminde de elinde uçan süpürgesiyle cadıdır simgesi. Yani bütün kadınların baş kaldıran, kurtlarla uçan kadınların simgesi uçan süpürgedir. Çünkü niye? Bu cadılık kadınlara yüzyıllar boyunca atfedilen suçtur. Yüzlerce yıldır kadınlar cadılıkla ve uğursuzlukla suçlanmışlardır. Kendi şiirinde o kelimeleri kadınlara kullanılan, karşı kullanılan kelimelerin zehri yani onun vazifesi bu kadın düşmanı sözlüğü bozmak, bu kelimeleri mezarında gece bekçisi olan Didak bu kelimeleri dilimizden attık ve onun yerine kadınların sahip çıkacağı kelimeler getirmekle iştigal eder diyeyim. Zaten onun dönüm noktası şiire başlaması aslında 13 yaşında annesinin ölümüyle olmuştur. Ve sonraki bir şiirinde der ki hüzün neydi sanki o zaman? Artık kullanılmayan dikiş makinesi annemden kalma. Yani burada dikiş makinesi gibi kadınların kullandığı bir şeyi simge olarak kullanıyor ve annesinden kalan dikiş makinesi aslında ona annesinden kalan bütün duygular, bütün hazlar, bütün sevgiler, bütün güzel duygular. Ama o dikiş makinesinde simgeleşiyor ve aynı anda annesinin acısı da o dikiş makinesinde yeniden olarak dikiliyor. Ve ondan sonra da yıllar sonra yine hüzün sektöründe fiil görev yaptı diyor kendisi için. Hakikaten Kafka'nın ruhuna Fatiha okuyarak adliye koridorlarında dolaşan bir avukat olduğu zaman hüzün sektöründe bil fiil görev yapıyor. Yani o yaşadığı her şeyi şiire dönüştürdü. Ve kadınların imgelerini yani kadınların hayatında, gündelik hayatında kullandığı şeyleri, nesneleri şiire bir simge, bir imge olarak, bir metafor olarak soktu. Çünkü o şiirde bir kadının hayatına, kadınların hayatına itiraz ediyordu. Ve bu itirazın içinde kadınların kadınlık hallerini dile getirdi. Mesela haroşa örgüler, eski tül perdelerden gelinlikler, ıslak unutulmuş taş bezi, uçlarından çile damlayan yorgun çamaşırlar, kalbinin raflarına dizdiği rengarenk çeriçeller, yamanan aşk, çoktandır öksüz kalan mutfak. Ve bunlar o kadar güzel ifade ediliyor ki şiire katılıyor ve erkek şairler bunları yeteri kadar şairane bulmuyor. Çünkü Didem'in itirazı da o. Şairane olan şiire itiraz ediyor. Yani onun şiiri bir anti şiir, bir karşı şiir aynı zamanda. Nasıl bugün bir anti kahraman var? Biz kahramanları artık anti kahraman olarak görüyoruz. Onun şiiri de öyle bir karşı şiir.
itiraz eden bir şiir. Onun için erkek şairler veya erkek eleştirmenler onun şiirini o da çiçekten böcekten bahsediyor gibi bir dönem küçümseyebildiler. Çünkü o bayım ben çiçekli şiirler yazmak istiyorum diyordu. Çiçekli şiirler yazıyordu. Grapon kağıtlarıyla süslüyordu. Ve o şekilde bir itirazı dile getirdi. O hiçbir zaman başroldeki kadınlardan olmadı. Çünkü başroldeki kadınlar karnabahar kızartmazdı. Kadın olarak da kadınca halleri anlatırken Pul Biber Mahallesi'nin roman kadınlarını anlattı. Yani onlar bugün Didem Madak bu şiir kitabını 2008'de yayınlamıştı. Ondan öncesinde başlayan bir kentsel dönüşüm var. Ve bu kule dibindeki kadınlar şimdi kule dibinde değiller. Onları orada elitleşme adına, kentsel dönüşüm adına oradan Didem'in o kahramanlarını, Pul Biber Mahallesi'nin kadınlarını en son Didem yazdı. Yani ve ilk defa da Didem yazdı. Çünkü o Pul Biber Mahallesi'nin vaka nüvisiydi. Vaka nüvisiydi ve o kule dibindeki görmezden geldiğimiz elitleşme adına oradan dışladığımız, şimdi oradan taşınmak zorunda kalan kule dibindeki kadınları maceralarını yazdı. Ve onların darbukalarını, teflerini şiirine soktu. Darbuka çalıyorlardı kadınlar orada. Öyle neşeli bir şiir yazdı ama aslında bu neşeli şiir Pul Biber Mahallesi'nin ağıtıydı aynı zamanda. Çünkü Pul Biber Mahallesi artık elitleşti. Orada doğan apartmanları kapısında üniformalı bekçilerle yeni apartmanlar yapıldı. Orası değişti. Orası elitleşti. Orası şimdi bir zengin mahallesi. Orası şimdi bir moda olan bir mahalle. Yani o aynı zamanda toplumsal bir dönüm noktasına işaret etti. İstanbul'da gecekondu semtlerinin yani gecekondu semti değildi ama biraz varoşların başladığı bir yerdi kule dibi. Ama şimdi kule dibi son derece değer kazandı ve bir proje, Karaköy projesi içinde orası artık Didem Madak'ın şiir kahramanlarının, anti kahramanlarının uğrayamayacağı o kıyafetleriyle darbuka çalıp tef çalamayacakları bir mahalle haline geldi. Yani bu değişime de tanıklık etti aynı zamanda Didem. O açıdan yani hem kadınların ezilmişliğini, kadınların statü kaybetmesini yani mağduriyetini anlatırken aynı zamanda toplumun bir kesiminin de mağduriyetini anlattı Didem. Yani son derece toplumcu bir şiir olarak da değerlendirmek lazım Pul Biber Mahallesi'ni. Yani orada romanların hayatını anlattı ama bunu onu yapmak için değil. İçinden geldiği için orada kendisi de orada avukatla başladığı zaman teyzesinin lüks burjuva evinden taşınıp Pul Biber Mahallesi'nde yaşamaya başladığı zaman orada gördüğü hayatı yazdı. Hayatın içinden geldiği gibi. Mesela yani süslemeye şiiri böyle mecazlarla, teşbihlerle süslemeye karşıydı. Ama onun içinden fışkırıyordu zaten o teşbihler doğal olarak. Yani İngiliz şair John Keats'in çok sevdiğim bir lafı vardır. Şiir bir ağacın yaprağı gibi doğal olarak çıkmalıdır der. Yani bir ağacın yaprağı nasıl fışkırıyorsa ağaçtan, ağacın dalından, Didem'in şiiri de öyle kalbinden, yüreğinden
ve aklından fışkırıyordu. Böyle bir nehir gibi akıyordu. Yani son derece doğal ve sahici, hakiki bir şiirdi. O bakımdan çok değerli aynı zamanda. Aynı zamanda kadınlık hallerini de içinden geldiği gibi bir kadın olarak yaşadığı için çok doğallıkla anlattı. Onun için bu itiraz şiirinde bugün ölümünden sonra bu kadar çok hayranı oldu. Bunu yazmıştım zaten Cumhuriyet Gazetesi'nde ölümünden hemen sonra yazdığımda. Yani Didem'in ileride yani bu daha çok okunacağını, daha çok benimseneceğini, bu itiraza, bu isyana, onun şiirindeki isyana daha fazla kadının, daha fazla erkeğin, yani sadece erkek kadınlar değil, erkekler de sahipleniyor Didem Madak şiirini. Çünkü orada onlar da kendilerini buluyorlar. Çünkü burada mevcut sisteme karşı bir itiraz, bir isyan görüyorlar. Yani bu hayatı bu şekilde yaşamak istemiyor Didem. Yani bu hayat çünkü bizi sıkıştıran bir hayat. O sıkışan hayata karşı bir itiraz, bir isyan var Didem Madak şiirinde. Ve o yüzden o ayağında bal kabağından prangalarla sokaklarda dolaştığı zaman duvar yazılarını şiirine sokuyor. O kulağının alıştığı kötü şarkıların sözlerini sokuyor şiirine. O kadar doğal ki yani Zeyna, kedisi Zeyna'ya şiir yazdırtıyor. Zeyna ile beraber şiir yazıyorlar. Çünkü Zeyna da bir dizi kahramanı. Onun şiirinde Mrs. Marple da var. Yani Mrs. Marple bir dedektif. İşte bir dedektif kahraman onun şiirine çok yakışıyor. Çünkü onun araştırdığı gizemleri Mrs. Marple da araştırıyor. Yani Mrs. Marple bir yandan öyle bir dedektif, bir kadın dedektif. Suçların peşinde olan bir kadın dedektif olarak da yazıyor. Aynı zamanda tabii Oğuz Atay'a çok büyük selamları var. Ve ona özel olarak atıfta bulunuyor. Şiirde tam pansiyon kaldığını söylüyor Didem Madak. O bir şiir işçisi. Kadın şiirinin, kadın dilinin şiirini yazdı. Yani kadınların dilini ilk defa şiire o soktu. Evet, Gülten Akın'a son derece saygı duyuyorum. Hayranım, büyük bir şair. Ama Didem Madak'ın bir ilk oluşu bu kadınca, kadınlık hallerini kadınca bir dille aktarması ve aynı zamanda dilini bir karşı şiir olarak, yani o şair efendilerine, kadından şair olmaz diyen şiir efendilerine, şairi azamlara bir itiraz olarak şiir yazması. O onun yani şiire kattığı en büyük şeylerden biri, en önemli şeylerden biri. Ayrıca tabii kendi hayatında annesi Füsun'un çok önemli bir yeri var. Ayrıca kızı Füsun'un çok önemli bir yeri var. Füsun kelimesinin bir büyü, bir efsun anlamına gelmesini çok iyi, çok anlamlı olarak kullandı. Büyü diyorlar bana dedi. Yani o şiirindeki çocuksula ithafen büyü diyorlar bana dedi. Ama aynı zamanda büyü, efsun anlamında büyüğü de. Yani ben büyüyüm, bana bir şey olmaz dedi kızı Füsun'a. Ve gerçekten şiir yazmak amacıyla değil, kadınlık hallerini ve bir itirazı dile getirmek için kendi deyimiyle şiire bulaştı. Çok teşekkür ederiz Şükran Hanım. Çok güzel bir anlatımdı. Bir nokta.
sevgiyle anıyorum. Çok iyi ki hayatıma girdi, iyi ki onunla tanıştım, iyi ki onunla birlikte nice sohbetlerimiz oldu, nice hayatı paylaştık. Yani önemli olan güzelliğini şiirlerine yansıtması. Kendi içinin güzelliğini şiirlerine en doğal haliyle yansıttı. Ve arkasında çok güzel bir iz bıraktı. Şimdi bütün yani bu hayatın bu şekilde atmasından memnun olmayan bütün gençler olsun, orta yaşlılar, her yaştan gençler onun itiraz eden şiirini kendilerine örnek seçtiler. Yani onu örnek alan çok sayıda kadın şairimiz var şu anda. Yani onun şiiri tarzında yazan. Ve bundan da ben çok büyük sevinç duyuyorum. Didem'in şiiri her zaman yaşayacak. Unutulmayacak. Bir damga vurdu şiirimize. Bir dönüm noktası oldu şiirde. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Şükran Hanım. Çok sağ olun. Necmiye Hanım'ın bir sanırım ekleyecek bir şey vardı. Evet. Son cümlelerinde çok iyi bir nokta o kendisinden sonraki şiiri etkilemesi meselesi. Aslında genç kadın şairler de Didem'in şiirine nefis bir şekilde sahip çıktılar. Hem kendi şiirlerinde yankıladılar onu, hem de sahip çıktılar, hakkında yazılar yazdılar. O sözünü ettiğim sempozyum kitabında mesela yazıları vardır. Zeynep Bilir diyeceğim. İsimleri yanlış hatırlıyor olabilirim ama Nilay Özer'den tutun, Asuman Susam, bunlar da hep çok iyi şairler. Didem'in şiirini çok iyi anladılar, hakkında yazı yazdılar, etkilendiler de buna açıkça söyleyeyim. Evet, etkilendiler. Bir yol açtı onlara. Onlar da o yolda ilerliyorlar. Yani ben şimdi özel olarak bazı isimlerden bahsedip diğerlerini unutursam diye şey yapmıyorum ama çok hayran olduğum kadın şairlerimiz var. Ama işte yani Didem'in başlatması gerekiyordu. Yani böyle bir karşı şiiri, böyle bir itirazı, böyle bir isyanı başlatmak gerekiyordu. Çünkü kadından şiir olmaz. Kadınlar şiir yazarsa biz kimin hakkında yazacağız diyen şairler tanıdım ben. Kadınlar çiçektir. Niye kendileri çiçekseken biz onlar hakkında yazalım? Onlar bizim şiirimizin konusudur zaten diyen şairlerle tanıştım ben. Yani bunlar çok eskide kalan şeyler değil. Daha 5-6 yıl önce bunlar konuşuluyordu. Ama Didem bütün bunları değiştirdi. Bir değişim noktasıdır şiirimizde. Yani erkek şairlerin de kadın şairlere saygı duyduğu bir noktaya getirdi. Şimdi ben bir şiir dergisi alıyorum, bir Ecinliler alıyorum. Bakıyorum hep kadın şairler. Yani kadın şairler birdenbire çoğunluğa geçti. Yani hani o eşitlik dediğimiz şey çoğunluk oldu. Ama bu sadece şiirde değil. Mesela sinemada da kadın yönetmenler çoğaldı. Yani kadınların her şeyde söyleyecek sözleri var. Onların sözlerini dinlememiz için böyle Didem Madak gibi bu sözleri çok iyi bir şekilde dile getiren şairlere, kadın şairlere, kadın şair olduğunu söylemekten çekinmeyen, şiirin kadını erkeği olmaz, filmin kadını erkeği olmaz demeyen, kadın olmanın erdemini olduğu gibi kusurlarını, eksiklerini de cesur bir şekilde, o cesaret çok önemli, Necmi Hanım'ın belirttiği, cesaretle belirten şairlere ihtiyacımız var. Ve o cesareti bize Didem Madak verdi. Yani kendisinden sonraki
şairlere de o verdi o dil cesareti. Ben kedileri de söyleyeceğim. Didem'in şiirinde şiir kedisi, kendisi de şiir kedisi diye şiirine yazıyor böyle iç içe. Onlar anladığım kadarıyla, Işıl belki daha iyi bilir. Ben o kadarını bilmiyorum hayatının. Kendisinin kedilerinin adı da birisi Zeyna ya da sadece şiirde kurmacadır, bilmiyorum kurmaca mı? Hayır, Zeyna'ydı kedisinin adı. Zeyna. Şiirinde de geçiyor. Mesela Zeyna da bir kadın kahraman değil mi? Ne kadar? Evet, bir dizi kahramanı. O sırada popüler bir dizi. Evet, evet. Her ne kadar erkeksi bir gücü varsa da evet, okula gitmişti Zeyna değil mi? O da ki hem kedi hem Zeyna işte böyle katmanlı bir imge. Marvel'da bir kedinin adı aynı zamanda hem dediğiniz gibi dedektiflik ruhunu da, hani bir kadın dedektif üstelik, hani o da evet, bir şeydir değil mi kadın tarihinde bir kırılma noktası, hani o kadar büyük bir dedektif olması bir kadının, onu da katmanlaştırıyor ve kedisini alıyor şiirine, böyle bir gitme gelme ilişkisi şiirle hayat arasında. Evet. Ne kadar iyi bir program oldu doğrusu. Sizlerle birlikte olacağımızı bilmiyordum ben. Yani birbirimizi tamamladık mı? Tamamladık. Yetmiyor aslında. Tamamlayamıyoruz. Çünkü Didem Madak o kadar, o küçücük kitaplarında, o üç kitabında o kadar çok şey anlatmış ki biz burada ancak bir özet geçebiliyoruz. Evet. En önemlisi de belki tek tek şiirlerini okuyup oradan derinliklerine girmek olabilir. Öyle bir başka program mutlaka yapılır günün birinde. Evet, evet, şiirleri güzel okuyan evet, kişiler tarafından bir belgeselde okunmuşlardı zaten. Onlar belki programa alınabilir. YouTube'da çok sayıda şiir var. Evet, farklı. Evet, çok çok şiirler, çok güzel okunan şiirleri var. Okumuş, evet, iyi oluyor oradan okumak. Gerçi ben tavsiye ediyorum. Yani bir kadınlara bir cesaret veren, hayatlarını değiştirmek, hayatlarını ellerine almak için cesaret veren bir örnek. Didem Madak. Onun için ben Büyükşehir Belediyesi'nin de bu projeye Didem Madak'ı seçtikleri için hem kutluyorum hem teşekkür ediyorum. O zaman Işıl bana sorduğu zaman da ben de önce hani Didem'in böyle gösteriş gibi şeyleri sevmediğini bildiğim için bir böyle bir an tereddüt ki, ama dedim sonra ama ne kadar güzel bir şey, ne kadar çok insana daha çok Didem'i tanıyacak. O sırada hatırladım birdenbire. Şair Fıtnat Hanım üzerine bir hikaye yazmıştım. Ahmet Mithat Efendi ile şair Fıtnat Hanım'ın hayatı, aşkı hakkında, Alim Kadın Çıkmazı diye bir hikaye yazmıştım. O sırada bu Fıtnat Hanım'ın mezarını da bulmak istedim. Yani mezarında ne yazıyor filan. Sonra araştırdım ki Edirne Kapı mezarlığında Fıtnat Hanım'ın mezarı kaybolmuş. Yani kimse bulamıyor. Bugün aynı şekilde Afife Jale'nin mezarı da bulunamadı. Yani bu bunları unutuşa terk etmedik tabii ki. Bir sürü başka şekillerde anıyoruz ama mezarlarına sahip çıkılması da iyi bir fikir. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Işıl Hanım, sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa dinleyelim. Ben Şükran ablanın son cesaret verir dediğinde hep ablamın o, bence bütün kadın yazarlar için ya da yazanlar için hani çok önemlidir. Hani bir Bilkent Üniversitesi'nde bir söyleşide bir kadın neden yazar, neden yazmaz konusunda bir söyleşiye katılıyor ve orada
benim ona yazdığım bir mektubu okuyor vazgeçmemle ilgili ve kendisinin yazma için nedenlerini açıklıyor. Bu şeyde vardı, Solmaz Zellüt'ün Didem Madağ Okumak kitabında. En sonunda var. Evet, sonunda vardı ve şey orada hani bitirişi de aslında Şükran ablanın dediğini doğrular veya işte destekler nitelikte. Hani muhtaç olduğunuz kudret rahminizde her ay köpren kirli kanda mevcuttur diye bitirir o mektubu da. Yani bence bu noktada hepimizin kudreti, kadınlığı bu noktada başlıyor diye düşünüyorum. Böyle bitirmek istiyorum sözü. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler tekrar katıldığınız için. Şükran Hanım, size de çok teşekkür ederiz. Güzel anlatımınız için de, katıldığınız için de. Necmiye Hanım buraya kadar geldi. Çok teşekkür ederiz size de. Başka bir söyleşide buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın o halde. Teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyorum. Aynı şekilde. Peki, kısa bir ara veriyoruz. Birazdan Aşık Daim oturumuyla devam edeceğiz. İstanbul'un mezarları buluşmalarına halk ozanı Aşık Daimi İsmail Aydın'la devam ediyoruz. Yine çok değerli konuklarımız var. Öncelikle Aşık Daimi'nin kızı yazar Yadigar Aydın Orhan bizimle birlikte. Yine Seval Eroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve müzisyen Seval Eroğlu bizimle olacak. Ve Ege Üniversitesi öğretim görevlisi ve aynı zamanda müzisyen olan Gani Pekşen konuğumuz olacaklar. Yadigar Hanım'la başlıyoruz. Yadigar Hanım, hoş geldiniz. Öncelikle Aşık Daimi'yi sizden dinleyelim istiyoruz. Önce şahsınızda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve bu projede emeği geçen tüm emekçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Günümüzden önce yaşamış olan bu güzel değerleri halka mal olmuş bu insanları anmak için başlatmış olduğu bu projeden dolayı kendisini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Yolunun açık olmasını diliyorum. Şimdi Aşık Daimi. Aşık Daimi hayatını okumam ister misiniz? Tabii. Aşık Daimi asıl adı İsmail Aydın'dır. İsmail Aydın, Erzincan'ın önceleri Tercan, sonra Çayırlı ilçesine bağlı Karahüseyin köyünde yetişmiştir. Ailesi Cumhuriyet'ten hemen sonra Kangal'ın Alibey köyünden İstanbul'a göç etmiştir. İsmail Aydın 1932 yılında İstanbul'a dünyaya gelmiştir. 4-5 yaşlarındayken ailesi önce Tercan'a, sonra Kangal'a, 2. Dünya Savaşı sırasında ise tekrar Tercan'a göç eder. İsmail Aydın 7 çocuklu bir ailenin 3. çocuğudur. Babası Musa Dede 12 imamlardan İmam Rıza soyundandır. Annesi Selva Ana ile Musa Dede amca çocuklarıdır. İsmail Aydın'ın iki dedesi de saz ustasıdır. 7 yaşına gelen İsmail dedesi Dursun Dede'den ilk derslerini almaya başlar. Kısa sürede ustalaşır, bir gece rüyasında pir elinden bade içerek kendisine bundan sonra adının Aşık Daimi olduğu ve Alevi Yedi Ulu Ozan Kervanı'na katıldığı söylenir. Aşık Daimi Bir Seher Vaktinde İndim Bağlara adlı ilk yapıtını 1948 yılında yazıp bestelemiştir. Yani 16 yaşında ve şu anda klasik türküler arasındadır. Daimi bu yapıtında dünyaya geliş anını, yaşamında dostlarının ve dost muhabbetinin önemini, dertlerine ise sadece sazının ortak olduğunu, bu dünyadan göçtüğünde ise dallarının yaralanacağını anlatır. Sivas ve Erzincan yöresinde Daimi ailesine Ali Babaoğulları denir. İsmail Aydın Aşık Daimi tapşırmasını aldıktan sonra Türkiye'yi köy köy, kent kent dolaşmaya başlar. Çağında yaşayan tüm ozanlarla zaman zaman bir araya gelir, sohbetlerde, muhabbetlerde bulunur, onlarla birlikte halk konserleri düzenler. Kendisinden yaşça büyük olan çok sevdiği bu ozanlar tarafından da çok sevilir sayılır. Aşık Veysel, Aşık Ali İzzet, Aşık Dursun Cevlani,
Aşık Davut Süvari bu ozanlardan birkaçıdır. Aşık Beyhani, Aşık Mahzuni, Ekberi ise kendisinden yaşça küçük olan sevdiği ozanlardan birkaçıdır. Bu isimlerden sonra Aşık Daimi'yi etkileyen iki önemli isim vardır. Birincisi Eyüp Dede İsyani'dir. Aşık Daimi Eyüp Dede ile Eyüp Dede için Eyüp Dede de Aşık Daimi için birer şiir yazmışlardır. Daimi'yi etkileyen ikinci isim ise kendisinden yaşça büyük olan Potik Dede'dir. Daimi Potik Dede için de bir şiir yazmıştır. Aşık Daimi 1951 yılında aşık olup şiirler yazdığı Gülsüm Hanım'la evlenmiştir. İstanbul'un alınışının 500. yılında 1953 yılında Behçet Kemal Çağlar ile İstanbul Radyosu'nda ilk radyo programını yapar. Daimi o sırada 20 yaşındadır. Vatani görevini 1960 yılında Isparta'da tamamlar. Askere gitmeden önce bir trafik kazasından sonra babasını kaybeder. Daimi çocukların eğitimine önem verdiği için asker dönüşü Erzincan'a yerleşir. Çünkü oturduğu okulda okul yoktur. Oturduğu köyde okul yoktur. Erzincan'da 2 yıl kaldıktan sonra sevdiği il olan İstanbul'a göç eder. Uzun yıllar İstanbul Radyosu'na sözleşmeli sanatçı olarak görev yapar. Ayrıca bir bağlama öğretim evi açarak çok sayıda öğrenci yetiştirir. Aşık Daimi köyde yaşadığı dönemde genellikle dini yapıtlar üretmiştir. Kentte yaşamaya başladıktan sonra toplumsal olaylardan etkilenip deyişlerin yanı sıra toplumsal içerikli yapıtlar da yazmaya başlar. Artık duyarlı dizeleriyle halkın duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili olur. Şiirlerinde Kore Savaşı'ndan Kıbrıs çıkartmasına, halkı dolandıran kişilerden Doğu illerinin geri kalmışlığına, meclisteki milletvekili kavgalarından mezhep çatışmalarına, yurt ve millet sevgisine, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın dertlerine, sorunlarına değinmiş, gençlerimize ve insanlarımıza öğüt veren bir halk ozanı olarak birçok konuyu işlemiştir. Daimi sanatçı arkadaşlarıyla yurt içinde ve yurt dışında turnelere çıkmış, çok sayıda konserler vermiştir. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizin bulunduğu ülkeleri dolaşarak sazıyla, sözüyle onların vatan özlemlerini gidermeye çalışmıştır. Hacı Bektaş Veli anma törenlerinin başladığı 1964'lü yıllardan Hakk'a yürüyüşüne yani 1983 yılına kadar her yıl törenlere katılmış, pir kabul ettiği Hacı Bektaş'a sazıyla, sözüyle ve yetiştirdiği semah ekipleriyle hizmet etmiştir. Aşık Daimi'ye göre Hacı Bektaş Veli ve Mustafa Kemal Atatürk toplumun önderi ulu kişilerdir. Bu iki ulu kişiye ait duygularını ise biri Hacı Bektaş, biri Atatürk isimli eserinde anlatmıştır. Daimi Atatürk ilkeleri ve devrimlerine, Cumhuriyet'e gönülden bağlı, Atatürk'ü kendine önder kabul etmiş bir halk ozanıdır. Aşık Daimi bir perşembe akşamı akrabaların evinde saz çalarken ecele yakalanmış, eşi ve akrabaları tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülmüş, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra pazarı pazartesiye bağlayan 17.4.1983 gecesi Hakk'a yürümüştür. Daimi'nin kabri İstanbul'da Karacahmet Türbesi'nin yanındadır. Aşık Daimi 51 yıllık yaşam boyunca 1000'e yakın eser yazmıştır. 12 Eylül 1980 darbesinde gördüğü baskılar sonucu yapıtlarının bir bölümünü eşinin ağlayıp yalvarmalarını aldırmadan yakmıştır. Daimi yapıtlarını radyo programları yanı sıra plak, kaset ve konserlerle halka duyurmuştur. Kendi yapıtlarının yanı sıra kendinden önce yaşamış ozanların yapıtlarını da besteleyerek halka sunmuştur. Daimi gönülden bağlı olduğu halkı tarafından da çok sevilmiş, kendisine Daimi Baba gibi isimler yakıştırılmıştır. İsmail Aydın, halk arasında ise İsmail Aydın, İsmail Daimi ve Aşık Daimi adıyla bilinir. Aşık Daimi 1951 yılında evlendiği ve ölünceye dek aynı yastığa baş koyduğu eşinden 7 evlat sahibi olmuştur. Şu anda 2 evladı ve 7 torunu hayattadır. Şiirlerinden örnek vermemi ister misiniz? Tabii ama biraz da sizden dinleyelim. Öncelikle hani sizin anılarınızdan biraz bahsedebiliriz. Anılarımdan bahsedeyim. Aşık Daimi aile babası olarak çok tarif edemeyeceğim kadar ilgili, iyi, sevecen bir babaydı. Aşık Daimi çocukların eğitimine çok önem veren, kendi çocuklarını yurdundaki diğer çocuklarından ayırt etmeyen,
eşitliğe inanan, insanlar arasında din, dil, ırk, mezhep ayrımı gütmeyen, tüm insanların eşit olması gerektiğini düşünen bir halk ozanıydı. Ailesine bağlı, çocuklarına sevgi dolu, onların eğitimine önem veren bir insandı. Haksızlığa karşı duran, haksızlığı kabul etmeyen bir yapıya sahipti. Sevecen, güler yüzlü, temiz ahlaklı, yemesi, içmesi, giyinmesi temiz olan bir insandı. Aşık Daimi'nin birkaç sözünü aktarmak isterim. Mesela, en güzel varlık insan ve tüm güzellikler insan içindir. Kamilin kemali cennet, cahilin cehli cehennemdir. Vicdan insanları hakka götüren en büyük rehberdir. Vicdansız insanların halka çok zararlı olacağı düşüncesini taşıyan bir insandı. Gençlerin eğitilmesine çok önem veren, onların eşit eğitim hakkına sahip olması gerektiğini düşünen bir insandı. Cumhuriyete, Atatürk ilkelerine, Anadolu'ya çok bağlıydı. Bunun dışında sormak istediğiniz bir şey varsa aktarayım. Mesela size verdiği öğütler var mıydı böyle hayatta nasıl olması gerektiğiyle ilgili? Hani bahsettiniz ya çok insanlara böyle yönlendirici bir yanı vardı diye. Ağacı yaş iken eğilir. Çocuklar küçüklükten itibaren eğitilmeli düşüncesi taşıyan bir insandı. Çocuklara örnek olabilmek için onları zorlamadan ziyade siz yaptıklarınızla örnek olursunuz düşüncesi taşıyan bir insandı. Bize haksızlığa karşı durmayı, insanlara karşı kin gütmemeyi, ayrım yapmamayı öğretti. Tek düşüncesi bizim insanlara kötü davranmamamız gerektiğini öğütlemek olmuştur. Peki ailede nasıldı? Yani müzikle olan ilişkiniz nasıldı aile ortamında? Evde de böyle zaman zaman çalıp söyler miydi? Ya da şiirlerini nasıl yazardı? Mesela yalnız mı kalmak isterdi yoksa sizinle birlikte mi, birlikteyken mi yazardı? O süreçler nasıldı? Mesela ne alarsın örnek göstereyim. 1964 veya 65 yıllarıydı. Babam ilk Avrupa turnesine çıkacak. Annem 4 çocukla yalnız kalacak. O zaman iletişim bu kadar kolay değildi. Ulaşım bu kadar kolay değildi. Her evde telefon bile yoktu. Annem üzüldü, ağladı. Babam da hemen bu ne alarsın türküsünü yazdı, besteledi. Sonra turneye çıktı. Bir de dost muhabbetleri Aşık Daimi'nin eserlerini ürettiği ortamlardı. Mesela muhabbet ettikleri zaman, sazın döşüne vurduğu zaman akardı. O anda kayıt yapılıyorsa o eserler kayıt altına alınırdı. Ama o muhabbet bittikten sonra hatırlayamazdı o eserleri. Yapılan kayıtlarla gün ışığına çıkardı o eserler. Eser yazmak için yalnız kalma gibi bir düşüncesi yoktu. Bizim yanımızda oturduğu zaman da kalemi kağıdı isterdi, bir şeyler yazardı. Eserler ortaya çıkardı. Bizim evimizde muhabbet hiç eksik olmazdı. Yani haftanın birkaç günü muhakkak toplantılar olur, muhabbetler yapılır, saz söz çalınır, söylenir, eserler üretilirdi. Açmış olduğu yazıhane de, ofis de bir dergah gibiydi. İstanbul'a yolu düşen halk ozanı, sanatçı kim varsa Daimi'nin yanına uğramadan İstanbul'u terk etmezdi. Onun için muhabbetleri çok güzel ve çok sık olurdu. Siz de bu ortamda büyüdünüz. Evet, biz de bu ortamda büyüdük. Şanslı bir çocuk. Sevgiyle o günleri anıyoruz. Büyük bir hasretle yad ediyoruz. Peki siz çocukken şiirlerini okur muydunuz? O zamanlar size nasıl gelirdi? Tabii okurduk. Radyoyu dinlerdik. Mesela bir gün öğretmenimin evindeydim. İlkokuldayım. Hiç unutmuyorum. Öğretmenim radyoyu açtı. Bir saz çalınıyor. Aa, babamın sazı dedim. Yani babamın ismini duymadan onun
saz çalışını tanıyabilecek kadar iyi dinlerdik. Can kulağıyla dinlerdik. Hafızamız öyle yer etmişti. Peki bu mahlasını alışından kitaptan da alıntı yaptınız. Mahlasını alışından, rüyasından bahsetti mi size hiç? Hatırlıyor musunuz böyle bir şey? Evet, bahsetmişti. Rüyasında tüm ozanlar aslında bahseder böyle olaylardan. Pir elinden Bade, bazı eserlerinde Dolu, bazı eserlerinde Bade ismini kullanıyor, İçirildiğini ve bundan sonra ne derler, gözündeki perdenin, gönlündeki perdenin kaldırıldığını, ledün ilminden nasiplendiği haberi verildiğini, yedi ulu ozan kervanına katıldığı söylenmiş kendisine. Bunları anlatırdı bize. Diğer aşıklarla ve diğer ozanlarla olan muhabbetinden bahsettiniz. Kimlerle görüşürdü, kimlerle yapılırdı bu toplantılar, nasıl bir ortam olurdu? Mesela evimize Mahsuni sık sık gelirdi, Aşık Mahsuni sık sık gelirdi. Aşık Veysel'i hatırlıyorum, bir toplantılarında bulunmuştum. Fevzullah Çınar sık sık gelirdi. Ekberi zaten ilk öğretim evini açtığı zaman babamın yanında uzun bir süre kalmıştı. Aşık Beyhani'yi hatırlıyorum. Davut Sudari'yi hatırlıyorum. Davut Sudari'nin kardeşi Haydar Ağababa'yı hatırlıyorum. Turan Engin'i hatırlıyorum. Sık sık ofisine gelirlerdi babamın. Orada görürdük. Eve de uğrarlardı. Muhabbetlerinde bulunurduk. Büyük zevk alırdık o muhabbetlerden. O zaman karşılıklı mı söyleşirlerdi? Hani dediniz ya, kayıt altına alındıysa alındı diye o anda. Şimdi şöyle atışma şeklinde değil de mesela biri sazı eline alır, coşar, çalar, söylerdi, bırakırdı. Sonra bir diğeri alırdı sazı eline. Ona cevap şeklinde, ona cevap şeklinde oluyor muydu hiç? Yok, hayır. Genel babam atışmalara karşıydı. Babam atışmalara, yarışmalara karşıydı. İnsanların birbirleriyle yarışmaması gerektiğini, birbirlerini sadece örnek almaları gerektiğini savunan bir insandı. Mesela şöyle bir örnek gösterebilirim. Hacı Bektaş törenlerine her yıl semah ekipleriyle giderdi. İlk yıllarda ben de semah ekibinde bulunmuştum. Bir senesi ben yoktum o yıl törenlerde. Semah ekipleri arasında yarışma düzenlemişler ve ödülü babamın bulunduğu ekibe vermek istemişler. Babam ödülü alıp başka bir ekibe vermiş. Ben insanlarla yarışmak için dünyaya gelmedim. Onlara örnek olmak, onlara güzel yaşamı anlatmak için dünyaya geldim deyip ödülü reddetmiş. Yani yarışmalara karşı bir insandı. Peki sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Mezarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir mezarı olsun isterdiniz? Tasarım yarışması kapsamında şu an çalışmakta olan, çalışmalarına devam eden, projelerini hazırlayan tasarımcılara ne önerirsiniz? Tasarımcılara önerim sade, gösterişten uzak, insan sevgisi anlatan, Aşık Daimi'nin felsefesi insan odaklı bir felsefe. Onu anlatan bir yapıda olmasını dilerim. Aşık Daimi bir halk ozanı, bir şair, bir virtüöz ama aynı zamanda Aşık Daimi bir düşünür, bir felsefe insanıdır. Mesela ben şöyle derim. Almanya'nın Nietzsche'si varsa Anadolu'nun Aşık Daimi'si var. Çünkü Nietzsche'nin döngü felsefesini Aşık Daimi bir gerçeğe bel bağladım Erenler isimli eseriyle 5/4'lükle gayet net anlatmaktadır. Buna uygun bir tasarım olmasını dilerim. Aynı kabirde annemin de yattığını belirtmek istiyorum. İkisi bir arada yatıyorlar. Peki. Annemin vasiyeti üzerine oraya koyduk kendisini. Peki bu bahsettiğiniz eser, sanırım biraz da bir şeyler okumak istiyorsunuz bize. Bu bahsettiğiniz eseri okumanız mümkün mü? Bir gerçeğe bel bağladım Erenler. Aldı benliğimi, bitirdi beni. Damla idim, bir ırmağa karıştım. Denizden denize götürdü beni. Nice kaptan kaba boşaldım, doldum. Karıştım denize, deniz ben oldum.
Damlanın içinde evreni buldum. Yine benden bana getirdi beni. Buhar oldum, yağdım yağmurlarına. Toprağa karıştım çamurlarına. Piştim fırınlarda hamurlarına. Üstadım sofraya yatırdı beni. Çiğnediler dişlerine, ezildim. Vücut eleğinden geçtim, süzüldüm. Çaldı kalem, bir deftere yazıldım. İrfan mektebine getirdi beni. Daimiyim ermişlerin ereği. Cümle varlık tabiatım gereği. Bir ölmez ananın oldum bebeği. Aldı dizlerine, oturdu beni. Döngü felsefesini gayet net anlatmakta bu eser. Hı-hı. Mesela bir de şey okumak isterim. Anadolu'yu çok severdi. Anadolu ile ilgili illerimizi anlatan bir eseri var. Onu çok severim. Okumam ister misiniz? Tabii ki. Ne güzeldir bizim eller. Coşar koç yiğitler coşar. Taştan taşa ceylan koşar. Bu diyarda aslan yaşar. Ne güzeldir bizim eller. Edirne'yi, Ardahan'ı, Kars'ı, Erzurum'u, Van'ı, Tokat, Sivas, Erzincan'ı, ne güzeldir bizim eller. Karadeniz'in uşağı, efeler bağlar kuşağı. Konya'nın altın başağı, ne güzeldir bizim eller. Urfa, Mardin, Diyarbakır, Maraş'ın bülbülü şakır. Isparta'm var, güller dokur, ne güzeldir bizim eller. Malatya, Elazığ, Keban, Tunceli'de kal bir zaman. Gaziantep, Adıyaman, ne güzeldir bizim eller. Kayseri'nin Erciyesi, Kırşehir'de pirler sesi, görenin artar hevesi, ne güzeldir bizim eller. Çorum, Sinop, Zonguldak, her bülbül konamaz bağa, gidiyoruz yeni çağa, ne güzeldir bizim eller. Denizli'de Pamukkale, Antalya'da Gür Şelale, Dumlupınar'da Meşale, ne güzeldir bizim eller. Adana'nın düzdür yolu, yeşiller içinde bolu, baştan başa Anadolu, ne güzeldir bizim eller. Daiminin güzel yurdu, Ankara'yı atam kurdu. Samsun, Rize, güzel ordu, ne güzeldir bizim eller. Mesela insana çok önem verdiğini söylediğim için insanla ilgili bir eserini de dinlendirmek isterim. Tabii, buyurun. Üstadımdan böyle aldım dersimi. Her varlığa yetkin olandır insan. Her ilmin kudretin odur kasesi. Tükenmez güç ile dolandır insan. Odur aranılan, odur görünen. Böyle görüntüye, şekle bürünen. Yah evhatun, yah lokman görünen. Yaraya neşteri çalandır insan. İster Hindi dolaş, ister Mısır'ı. Gayrıda arama, gözet hazırı. İstersen bin kere çağır Hızır'ı. Koşup imdadına gelendir insan. İnsan güvencedir, insan güvendir. İnsan sevilendir, insan sevendir. İnsan tabiattır, insan evrendir. Kendinde varlığı bilendir insan. Daimi diyor ki, hakla kendini. Riyadan arı kıl, hakla kendini. İlmin gözüyle yokla kendini. Kendinden kendine gelendir insan. Teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Peki, eklemek istediğiniz bir şey yoksa sonraki konuşmacımıza geçeceğiz. Sizi yayında tutuyorum, izleyeceksiniz değil mi diğer konuşmacıları? Gayet tabii. Tamam. Çok teşekkür ederiz Yadigar Hanım. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar başarılar diliyorum, sağ olun. Çok sağ olun katıldığınız için. Sonraki konuşmacımız Seval Eroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve müzisyen. Hoş geldiniz Seval Hanım. Hoş bulduk. Daimi'yi biraz da sizden dinleyelim. Evet. Ben öncelikle bu proje için teşekkür edeyim sizlere. Bizleri büyük bir nezaketle ağırladınız burada. Hem de toplumsal hafızanın oluşturulması ve aktarılması noktasında büyük öneme sahip olan fikir insanlarının, sanat insanlarının böyle bir projeyle kültürel miraslarının somutlaştırılması oldukça önemli. Umarım devamı da gelir. Biz de elimizden gelen gayretle, elimizden gelen desteği vermeye çalışırız. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Şimdi daimi, böyle daimi denince sorusu gerçekten çok zor. Yani bizim için
Ben fiziksel olarak görmedim tabii yaşım gereği. 83'te vefat etmiş. Ben 84 doğumluyum. Ama bugün andığımızda hala gözlerimiz doluyorsa gerçekten demek ki oradan bir manevi ışık bırakmış bize ve biz o ışığı arıyoruz. Yani onu anlamaya çalışıyoruz daha doğrusu. Anlıyoruz diyemeyiz çünkü bu çok iddialı bir söylem olur. Şimdi aşık daimi aşık müziği konusunda çok önemli bir yere sahip. Hem bir milli kimlik temsilcisi hem de maneviyatı açısından birçok bizim dönemimizden insana da bizden öncekilere de yol açan bir şahıs. Tabii daimi anlamak için önce aşıklık geleneğini anlamak lazım. Yani hani daimi bir aşık, aşık daimi diyoruz, ozan diyoruz ama oradaki aşıklık vasıfları bize aslında daiminin de kim olduğunu gösteriyor. Aşıklık tarihten bu yana sözlü bir gelenek halinde yaşayan ve kendine has adab, anane ve erkana bağlılıkla korunan bir kültür müessesesi olarak çıkıyor karşımıza. Varlığını asırlar öncesinden günümüze kadar taşıyan bu müessese ve bu müessesenin fertleri aşıklar, milli kültürü koruyan ve yaşatan birer canlı kültür öğeleri olarak nitelendiriliyorlar. Tabii edebiyatta aşık kimse aslında kelime anlamı itibariyle seven demek, seven kimse demek. Biz bunu aşık daimi de görüyoruz. Aynı zamanda ben ismine, mahlasına çok dikkat etmiştim. Mesela aşıklık vasıflarında bir rüya motifi vardır. Yani rüyasında bir pir evinden vade alırlar. Ondan sonra il il gezerler. Hatta aşık daimi hem Anadolu'yu gezmiş hem de Avrupa'yı gezmiş. Oradaki bütün kültürel birikimini, aslında bütün yaşam pratiğini, farklı işlerde de çalışmış. Ben çünkü biyografisini de okudum bu anlamda. Mesela bir müzik şirketi kurmuş. İşte yine fabrikada çalışmış. Mesela tarım işiyle uğraşmış. Şimdi toprakla bütünleşmek, gelip kırsal kesimden şehre gelip şehirdeki insanlarla hasbihal etmek, aynı zamanda radyoculuk yapmış, mesela radyo programları yapmış ve sosyal medyayla buluşmuş. Yani bu sebeple yerel bir kimlikten ulusal bir kimliğe geçiş sağlamış. Ve bizlere sesini çok daha etkili bir şekilde aktarabilmiş. Şimdi tabii aşıklık geleneğinin aşıklık vasıflarının özelliklerini taşıyor. Yani bir ustaya bağlı olma, mesela dedesinden el almış. Ben bunları okuduğum zaman çok duygulanıyorum. Çünkü ben de dedemi görmüştüm rüyamda. 5-6 yaşlarındayken bana şeker vermişti. Ben dedemi fiziksel olarak hiç görmedim. 74'te vefat etti. Biz de aynı şekilde daimi gibi ocakzadeyiz. Şeyden Veli Ocağı'ndan geliyoruz. Dedemi görmedim. Onu rüyamda görmem ve sonra bağlama çalmaya, söylemeye başlamamla beraber tabii bu maneviyatı dillendiren aşıklara karşı çok daha duygusalım. Yani o anlamda bugün burada bulunmaktan da çok mutluyum. Nerede kalmıştık? Yani aşıklık vasfı yine irticalen şiir söylemesi. Mesela az önce Yadigar Hanım da bahsetti. Hem halk edebiyatından örnekleri var. Genelde halk edebiyatından örnekleri var zaten. Hem de divan edebiyatından örnekler veriyor. Aşıklık vasıflarına vakıf olan aşıklar geleneğe bağlı olarak görme ve kulaktan kulağa aktarma yoluyla bilgi ve becerilerini gelecek kuşaklara aktarıyorlar. Yani bu şu anlama geliyor aslında. Aşıklar zamanın ve mekanın ötesine geçiyorlar. Yani ne yapıyor? Mesela yerelde ne yapmış? Erkanlara katılmış, bizzat içinde bulunmuş, cenlerde bulunmuş, cenlerde zakirlik yapmış. Mesela şeylerde de dikkate çekiyor onlar şiirlerinde. Çeşitli olguları kullanıyor mesela. Muhammed Ali olgusunu kullanıyor. Hacı Bektaş Veli'yi kullanıyor. Muhammed Ali'yi aynı bedende tanımlıyor. Aynı şekilde ikrarı tanımlıyor. Aynı şekilde enel hak, Tanrı ve insan birlikteliğini, Tanrı'nın insanda tecelli etmesi, insanın aynaya bakarak kendini bulması. Mesela aslında Bir Gerçeğe Bel Bağladım Erenler adlı eserinde
kendi yaşadığı süreci ve sonunda da yine kendisine döndüğünü anlatıyor. Ve kainatın aynasında da aynı şekilde şeyi görüyorum. Yani kainatın ortasına ayna koyduğunuzu düşünün. Aynaları ruhunuzdan üflüyorsunuz ve indiriyorsunuz aynaları. Sonra o aynalarda kendinizi görüyorsunuz. Sonra o aynalar da aynaya baktıkları zaman kendilerini görüyorlar. Yani bu çok başka bir felsefe gerçekten ve bu felsefe sadece 20. yüzyıl felsefesi değil. Yani bu mesela Pisagor'un mikrokozmosundan makrokozmosundan farklı değil. Diyor ki işte damlanın içinde evreni buldum. Yine benden bana getirdi beni diyor. Yani bunu büyük bir filozof olması lazım bunu söylemesi için daha eminim. İlkokul mezunu olmasına rağmen aşık meclislerinde Cem Erkan'ında bulunduğu için böyle bir birikimi edinmiş ve gönül gözünü açmak gibi bir misyon edinmiş. Şimdi tabii bu bizlere örnek olmalı. Her ne kadar fiziksel olarak göremesek de manevi olarak mesela şu anda daimiyle muhabbet halindeyiz. Bu çok büyük bir gurur. Yani söyleyeceklerim bunlar bizim dönemle ilgili. Evet, ya Liger Hanım da bahsetti felsefesinden aslında. Evet. Kendi zamanının çok yani zamansız ve mekansız olması dediniz. Evet. Hem çok daha eski felsefecilerin, filozofların fikirlerine dayanan bir dünya görüşü var. Hem de daha ilerici aynı zamanda. Aynen öyle. Yani hem mesela Birani'den etkileniyor, Fazlullah Hurufi'den etkileniyor bir şiirinde. Ona atıfta bulunuyor. İlmi Cavidan'da mesela ona atıfta bulunuyor. Bir taraftan Birani'den, Fuzuli'den, Yemini'den, Kulümmet'ten etkileniyor. Onları anıyor. Yani ifadeleriyle aynı yolda olduğunu belirtiyor şiirleriyle. Bir taraftan da geleceğe söz söylüyor. Diyor ki, gelecek nesile de diyor ki ilmi takip edin. İlmi takip edin ve sonunda da yine kendinizi bulacaksınız. Ben de döndüm, dolaştım, yine kendimi buldum diyor. Bir şey var tabii bununla ilgili. Kendini bilen nefsini bilir, nefsini bilen de Rabbini bilir. Yani aşk daimi de bu yoldan ayrı değildir. Çok teşekkürler. Peki sizden biraz örnekler dinleyebilecek miyiz? Tabii ki. Gitme durmam gitme, nereden gelirsin, nereden gelirsin, sen nazlı canana, benzersin buna, her bakışta beni mecnun edersin, gönülde mihmana benzersin durma, aslen ninenni, dostnen ninenni. Kaşlarına nimdun, bazı yazılı, heyecan yazılı, cemal ile türlü, benler düzülü, seni sevmeyenler, haktan üzülür. Bir
balın sultanı dur. Benzersin durna, aslen ninenli. Duz nenli nenli. Bir balım sultana benzersin durna. Canana yürü, yürü dilber yürü, canana yürü. Nam gökyüzünde pervane döner, dertli aşıklara badeler sunar. Aşıklarım senden inayet var, tabibe lokmana benzersin durnan. Tabibe lokmana benzersin durna. Allah 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 Allah, hüdey 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 hüdey. Bugün ben pirimi gördüm, gelir salını salını. Selamına karşı durdum, varım delini delini. Hüdey 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 hüdey, varım delini delini. Hüdey 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 hüdey, varım delini delini. Gel dedim yanıma geldi, Gamzesi sine mi deldi. Bir izzetli selam verdi, aldım sevini sevini. Bir izzetli selam verdi, aldım sevini sevini. Hüdey 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 hüdey, aldım sevini sevini. Hüdey 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 hüdey, aldım sevini sevini. Kaynadı karıştı kanım, ezelden severdi canım. Sen benimsin ben de senin, dedim sevini sevini. Allah 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 Allah, dedim sevini sevini. Hüdey 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 hüdey, dedim sevini sevini. Kıymatın paha biçilmez, cemalın nurdan seçilmez. Vakitsiz güller açılmaz, derdim gülünü gülünü. Vakitsiz güller açılmaz, derdim gülünü gülünü. Hüdey 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 hüdey, derdim gülünü gülünü. Hüdey 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 hüdey, derdim gülünü gülünü. Dedem oğlu der ağlatma, yüreğim o da dağlatma. Arıp yadlara bağlatma, zülfün telini telini. Arıp yadlara bağlatma, zülfün telini telini. Allah 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 Allah, zülfün telini telini. Hüdey 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 hüdey, zülfün telini telini. Sıradaki konuşmacımız Ege Üniversitesi öğretim görevlisi ve müzisyen Gani Pekşen. Hoş geldiniz Gani Bey. Hoş bulduk. Sesim geliyor sanırım değil mi? Evet, sesiniz geliyor. Siz Aşık Daimi hakkında bize neler anlatacaksınız? Peki, ben de sözüme başlamadan önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan şu an bu çalışmaya emek katan
siz değerli dostlar ve tüm emekçilere ben aşkı muhabbetler sunuyorum. Aslında önemli bir çalışma. Çünkü şöyle önemli bir çalışma. Kültürlerin yaşatılmasında maddi ve manevi ürünlerin çok büyük önemi vardır. Belki biz son günlerde bunların farkında değiliz ama özellikle mezarları ve mezarlıkları dolaştığınızda, geçmişe doğru gittiğinizde o mezarlıkların hangi kültüre ve hangi yaşanmışlıklara ait olduğu konusunda belgeler, bulgular var. Tabii ki bugün bizi bir araya getiren, şu an üzerinde konuştuğumuz Aşık Daimi Baba'nın gerçekten de varoluş felsefesini en güzel ifade eden betimlemeleriyle biz bunu anlıyoruz ki, evet, inançta bunların yeri yok. İnançta o dört element dediğimiz toprağın, suyun, ateşin, havanın ve ellerle en kutsal olan insanı tema eden şiirleri ve bununla ilgili devriyeleri görüyoruz. Bundan dolayı da ben evet biraz daha farklı bir açıdan girmek istiyorum ama tabii yine de sevgili Yadigar ablaya teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük bir onur tabii. Yadigar abla hele hele Aşık Dayım Baba'nın böyle bir kızıyla güzel bir ortamda beraber olmak, onun ağzından Daimi Baba'yla ilgili bir şeylerin sunulması, onlardan ışık almak bizim için de çok anlamlı. Sevgili Seval Eroğlu, size de merhaba diyorum. Sevgili Demet kardeş, size de merhaba diyorum. Tekrar iyi çalışmalar diliyorum ve ben sözüme şöyle girmek istiyorum. Evet, insanlık diyorum, düşünmenin ve farkına varmanın sonucunda bilincini ve bu bilinç sonucunda da kendi kültürel değerlerini ortaya çıkarmıştır. Kültürel olarak var olabilmek, yani var olmanın tek yolu farkına varmak. Farkına varmak da bilinç oluşturmakla değerdir. Bu bilinç etrafında da kültürler şekillenmiş. Yaşama biçimleri bu kültürel çerçevenin etrafında ve içerisinde şekillenmiştir. Kültürlerin yaşatılmasında ve geliştirilmesinde ise aşıklığın, ozanlığın etkileri çok büyüktür. Aşık, toplumun aslında ortak aklını oluşturur. Hem geçmişi çok iyi bilir, hem de günü iyi tahlil eder ve bunları geleceğe aktarır. Bir yönüyle aşık, bilge insandır. Bilgisi, becerisi ile tıpkı güneş gibi, tıpkı ay gibi, tıpkı yıldızlar gibi etrafı aydınlandırır ve şekillendirir. Yani bilinçlendirir. Evet, toplumda biat eden değil, düşünen, sorgulayan, araştıran, üreten bir toplum yaratmak için vardır aşık. Anadolu'da aşıklık ve aşıklık geleneğin yoğun yaşandığı bir coğrafyadır. Evet. Şimdi biz aşıklık ve ozanlık geleneğini aslında şöyle ayırmamız lazım. Bir, inancın dışındaki toplumun inanç dışındaki duygu ve düşüncelerini ifade eden, onları sazıyla çalan aşık. Bir de aynı konuları kalem şairi dediğimiz kalemiyle dile getiren aşıklar vardır. Bunlar belli. Eğitimleri bu ve özellikle köy kahveleri, köy odaları ve aşıkların yanında yetişerek geleneksel bir şekilde eğitim alırlar. Ama bir de bunların yanında başka bir aşıklık geleneği vardır ki aslında bu çok ön plana çıkmamıştır. Son yüzyılda ortaya hatta 40-50 yıllık bir zaman dilimi içerisinde ortaya çıkmıştır. Çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu da nedir? Evet, işte o yaşam biçimini ifade eden, Alevi Bektaşi geleneğini ifade eden, oradaki cem ve muhabbetlerde büyüyen, tıpkı Aşık Daimi Baba gibi, buralardan almış olduğu öğretiyi, tabii ki eğitim ve öğretimi bir önceki aşıklarda olduğu gibi, muhabbet ortamlarında ama köy odalarında değil, cem ve
Cem gibi yapılan muhabbet ortamlarında eğitimini alıp bir ustanın yanında, o usta da özellikle Cem ve muhabbetlerde çok iyi derecede saz çalabilen, profesyonel derecede saz çalabilen Cem aşığı dediğimiz ya da dede pir dediğimiz aşıkların yanında eğitimini alır. Aslında burada bir şey de belirtmek istiyorum. Bugün günümüzde zakir diye kullanılan terim eskiden Cem aşığı olup sadece ve sadece dedenin kendisi çalardı. Pirin kendisi çalardı. Yani bu anlamda günümüze baktığımızda işte köyden kente veya başka yerlere taşındıktan sonraki kopan zincirden sonra kültürün yaşanması, kültürün taşıtılması konusunda, taşınması konusunda sonradan uyanış diyelim. O uyanışla zakirler olmaya başlıyorlar şehrin içerisinde. Ama geçmişte ise tıpkı daimi babanın o Cem'de, o muhabbette almış olduğu eğitimdeki gibi, onun dedelerinin çaldığı gibi, daimi babanın o eğitimi aldıktan sonra aynı şekilde bu bilinçle yola devam edip, ileriki aşamalarında ise o Cem'i yöneten pir, dede konumunda ve toplumu yönetiyor. Yani toplumun gözünü açıyor, toplumu bilinçlendiriyor. Bu anlamla da aşıkları bir geleneksel anlamdaki toplumun inanç dışı duygu ve düşüncelerini ifade eden, bir de inancını ifade eden, özellikle Alevi Bektaşi geleneğini ifade eden aşıklar diye ayırmak lazım. Çünkü Alevi Bektaşi geleneği aslında varlığını sanatla günümüze kadar taşımış, sanatla ifade etmiş. Neden sanatla ifade etmiş? Biraz önce konuşmalarda da geçtiği gibi bu kültür, hatta sadece Alevi Bektaşi geleneği değil, Anadolu'daki kültürel yaşam sözlü gelenekle günümüze kadar gelmiştir. Ancak 19. yüzyıldan itibaren işte cönkler, mecmualar, el yazmalar yavaş yavaş ortaya çıkmış. O da nasıl olmuştur? Hepinizin de bildiği gibi işte ben Seval Hanım'ın yanında bulunup eğer okuması yazması olan biriysem, Seval Hanım o arada Cem'de veya bu tür muhabbetlerde çalıp söylüyorsa anlayabildiklerimi kendi el yazmamla onları kaydedip bir yere aktarmaya, işte kitapçıklar halinde toplamaya çalışmışımdır. Evet, bunlar önemlidir. Aslında kültürün yazıya önem verilmediğinden dolayı değildir. Ama toplumda bir de Alevi Bektaşi geleneğinin, yaşam biçiminin toplumsal olarak sürekli yok edilmek amacıyla, sistem tarafından, devlet tarafından yok edilmek amacıyla baskılara maruz kalması nedeniyle bu ve bu tür muhabbetler hep gizli kalmıştır. Gizli kaldığı için de sözel olarak usta-çırak ilişkisiyle sanatı çok iyi kullanmışlar. Sanatta özellikle işte müziği, müzikte de bağlama sesle buluşmuş. Seslerde özellikle gerçek hak aşıklarının, biraz önce tabii yedi hak aşığı deniliyor ama bu sayı biraz çelişkili, şöyle çelişkili diye düşünüyorum. Günümüzde veya 1850 yıllarda doğup yaşamış olan Harabi Baba var, efendim Daimi Baba var, gerçek anlamda İbreti Baba var, Hüdayi Baba var ki bunlar da gerçek hak aşıklarıdır. Bu aşıkların bugün muhabbetlerde, cemlerde biz sözel ürünlerini veya müzikal ürünlerini çokça görürken o ilk sayılan yedi kişilerden tereddütlü yaşadığımız isimlere vardır. Bu açıdan baktığımızda da bu isimler çelişkilidir. Aslında direkt yedi demek yerine direkt gerçek hak aşığı demenin daha doğru bir kavram olduğunu düşünüyorum. Ve bu anlamda da özellikle sözlü hafızayı taşımak için işte cemlerdeki aşık daimi baba gibi çalıp söyleyen aşıkların ya da dedelerin ya da pirlerin bu hafızayı günümüze kadar taşıdıklarını görüyoruz. Evet, bir takım mitolojiler de vardır. Bir takım mitolojilere yüklemişlerdir. Bir takım isimlere yüklemişlerdir. Ama şu da bir gerçektir ki hepimizde olduğu gibi şöyle düşünelim. İlkokulda düşündüğümüz dünyaya bakış açımız ile şu anki dünyaya bakış açımız arasında çok fark vardır. Doğal olarak da aşıkların gelişmesinde, aşıkların yetişmesinde işte daimi babayı alalım. Daimi baba da çocukluk dönemlerinde cemlerde büyüyüp her iki dedelerinden, anne ve baba tarafından
ki onların da cemlerde çalar söyler olmasından dolayı eğitimini onlardan alıyor. Onlardan aldığı gibi tabii ki gençlik dönemlerinde ustamalı çalıp söylerken o belli bir aşamadan olgunluğa ulaştıktan sonra kendisi de doğaçlama yazıp söylüyor. Burada bir parantez daha açmak istiyorum. Alevi Bektaşi yaşam biçiminde, geleneğinde, aşıklık geleneğinde aslında bade içme yoktur. Çok ender bulunan aşıklarda vardır. Bunlardan bir tanesi işte Davut Sulari'dir, bir tanesi aşık daimidir. Yani her cem aşığı için bade içme geleneğinin olduğunu iddia etmek biraz askıda kalan bir şey diye düşünüyorum. Çünkü o muhabbet ve cem ortamlarında doğup büyüdüklerinden dolayı eğitimi, öğretimi hep oradan alıyor. Ama tabii ki doğaçlama yazan, bir süre sonra olgunluğa eriştikten sonra doğaçlama yazan aşıklar, ozanlar da burada kendi üretimlerini ve kendi şiirlerini, kendi ürettikleri geleneksel yapıdaki çalma söyleme biçimlerini sözde hafızaya katırıyorlar. Burada tabii şiir kutsal, bağlama kutsal. Yani Daimi Baba'nın biraz önce Yadigar ablanın dediği gibi bir gerçeğe bel bağladım erenler dediği o devriye kutsal. Gerçekten de hakikatçi gelenekteki çağımızın birçok aşığın, birçok cem aşığının dillendiremediği, dillendirmediği gerçek hakikat şiirleri ifade ediyor. Bu anlamda da söze baktığınızda damlaydım, bir ırmağa karıştım, denizden denize götürdü beni. Nice kaptan kaba boşaldım doldum, karıştım denize deniz ben oldum. Damlanın içinde evreni buldum, yine benden bana getirdi beni. Yani sadece çalmak, sadece söylemekle de bu gelenek yürütülmüyor. Tam tersine sadece bu devriye orada, o ortamda alınıyor. Yani oradaki varoluş felsefesini anlatıyor. Varoluş felsefesindeki döngüyü, yani devriyeyi anlatıyor. Tıpkı özellikle aşık Veysel hak döşeğindedir ve vali yardımcısı gelir. Der ki aşık Veysel'e, Veysel Baba siz öldüğünüzde, yani gözünün içine baka baka siz öldüğünüzde size anıt mezar yapacağız der. Veysel Baba der ki hayır, ben anıt mezar istemiyorum. Yani nedir aslında? Bu bir vasiyettir. Bu vasiyete rağmen Aşık Veysel'in anıt mezarı yapılmıştır. Halbuki orada Aşık Veysel şunu söyler, der ki ben toprağa düştüğümde bedenim toprağa karışsın ve buhar olsun, yağmurla buluşsun, bulutla buluşsun. Daha sonra yağmur olsun, toprağa düşsün, o toprakta ot olsun, kuzu gelsin, yesin, et olsun, süt olsun, insanlığa faydam olsun der. Yani tekrar bir devriyeyi, bir döngüyü bahseder. Tıpkı bu şiirde bir gerçeğe bel bağladığım gibi, tıpkı kainatın aynasıyım, madem ki ben bir insanım dediği gibi, yani o dört elementi, doğayı, insanı, canlıyı kutsadığı gibi, evet, çocukluk döneminde farklı şiirler, farklı üretimler yapmışken ama ustalık dönemlerinde daimi gerçekten de hakikatçi geleneğinin çağımızın ya da 20. yüzyılın çok ender hak aşıklarından, aşık demiyorum, hak aşıklarından bir tanesidir. Bu yüzden Daimi Baba tabii ki kendi kültürünü çok iyi özümsemiş. Bu anlamda insanın bilincinin olabilmesi için kendi kültürünü çok iyi özümsemesi, çok iyi anlaması gerekiyor. Ve kültürün yaşatılması, anlaşılabilmesi için de hakikati ortaya koyuyor. Ve bu hakikatte de özellikle batini anlayışı, yani varoluş felsefesini çok iyi bir şekilde birçok aşığın göremediğini, hani gönül gözüyle görüp o dil kalemiyle gönüllere yazıp, tıpkı gerçek hak aşıklarında olduğu gibi çok önemli eserler üretmiş ve iyi derecede de Alevi Bektaşi geleneğini iyi analiz etmiştir. Ürettiği eserleriyle gerçekten topluma yol göstermiş, topluma ışık olmuş, delil olmuş, yani gerçek hak aşığı olmuş. Yunus Emre'den, Kaygısız'dan, Pir Sultan'dan çok etkilenmiş. Çünkü bazı hak aşıklarını sayarken özellikle Hatay'ı dediğimizde mutlaka, yani
olgunluğun öncesinde Hatay'dan da söyler, Hatay'dan da dillendirmiştir. Ama Anadolu Hataylarının yoğun olmasıyla beraber özellikle burada irdelenmesi gereken bir nokta da hani biraz önce söylediğim gibi o gerçek hakikatin ortaya çıkması konusunda bir Yunus Emre ile bir Pir Sultan'la özdeşleşmiş, bir Dadaloğlu'yla özdeşleşmiş ve duygularını dile getirmiş. Tabii ki muhabbet ortamlarında sevgili Yadigar abla biraz önce bahsetti. Bir takım aşıklarla bir araya gelmiş ve o aşıklarla oturmuş muhabbetler kurmuşlar ve oturup çalıp söylemişler. Ve birbirlerinden karşılıklı birbirlerinden etkilenmişler. Alışverişleri olmuştur. Bu da normaldir. Hepimizde olduğu gibi şu anki nasıl bir dükkan açtık. Dükkanda pazar ediyoruz ve pazarda karşılıklı bilgilerimizi sunuyoruz ve bilgi almaya çalışıyoruz. Mesela sevgili Seval Eroğlu'nun dillendirmiş olduğu Semah'ın ilk giriş bölümüne baktığımızda halbuki Sivas'ın Semah'ına da benzer değil mi? Turnalar Semah gibi. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki her bölgenin, her ilin, her köyün kendine az çalma söyleme biçimleri vardır. Burada acaba Mahmut Erdal mı Daimi Baba'dan etkilendi, Daimi mi Mahmut Erdal'dan etkilendi diye böyle bir soru işareti çıkar. Soru işareti çıkmalı. Neden çıkmalı? Ya bunları karşılaştırmalıyız. Çünkü biz biliyoruz ki Erzincan'ın kendine az çalma söyleme biçimleri vardır. O bölgelerin farklı farklı ağızları vardır. Ama Sivas'ın farklı farklı ağızları vardır. O yüzden bunları da çok iyi idrak etmek lazım. Tabii işlediği konularda ısrarla kardeşliği, birliği, sevgiyi işlemiş. Daha çok inancın temelini esas oluşturan insanı tema almış ve tüm güzellikler insan için demiş. Hani tıpkı biraz önce Yadigar abla da söyledi. Kamil'in kemali cennet, cahilin cehli cehennemdir. Vicdan insanları hakka götüren en büyük rehberdir der. Yani her şey insan için der. Elbette ki insan aslında Alevi Bektaşi yaşam biçimindeki temel hedef de karanlıktan aydınlığa, yani cahillikten olgunluğa insanı kamil toplum yetiştirmektir. Yani burada hem insanı kamil birey hem de insanı kamil toplum yetiştirebilmektir. İşte o toplumun yetiştirilmesi için de aşık daimi baba gibi gerçek hak aşıklarının olması gerekir. İşte aşık daimi babanın bize verdiği o örneklerde kadın erkek eşitliğini görürüz. O örneklerde özellikle cinsiyetin, rengin, dilin, dinin olmadığını, herkesin bir can olduğunu anlarız. Şöyle bir şiiri var ya, ben beni bilmezdim, eli kınardım. Meğer ilmim noksan imiş, bilmedim. Ben insandan başka ilah arardım, meğer insan ilah imiş, bilmedim. Tüm vadiler gibi, sahralar gibi, sıra dağlar gibi, yaylalar gibi, akarsular gibi, deryalar gibi, cümle alem bir can imiş, bilmedim. Daimiyim, benliğime kanardım, ben beni bilmezdim, eli kınardım. Kişiyi kendime düşman sanırdım, nefsim bana düşman imiş, bilmedim. Evet, aslında işte o muhabbetlerde her şey insanın o içindeki nefsini öldürmek, insanın kendi içindeki Yezid'i öldürmek, mazlumu çıkarmak ve mazlumun yanında yer almak amacıyla bu öğretiler aktarılır. Yoksa asla ve asla daimi babanın kelamlarında, nefeslerinde insanların biat ettiği şiirler bulamazsınız. Tam tersine insanların gönül gözlerinin açılacağı, sorgulayan bir toplum yaratmak amacıyla daimi baba özellikle ustalık döneminden itibaren bu şiirlere ağırlık vermiş ve toplumu da aydınlatmaya çalıştırmış. Yani insanları bilinçlendirmeye çalıştırmıştır. Özellikle
haktan, hukuktan ayrılmamalarını, hakkın, hukukun herkese eşit bir şekilde lazım olduğunu, ki hele hele günümüzde buna çok çok ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum. Ki zaten bizim hak aşıklarımız bunu yüzlerce yıldan beri sürekli insanlara, o yaşadıkları toplum içerisinde insanlara anlatıyor. Yani diyor ki asla ve asla yerdeki bir karıncayı dahi incitmeyin. Asla ve asla canlı bir ağacın dalını dahi kırmayın, çünkü o canlıdır. İşte Daimi Baba'nın da kelamlarında, Daimi Baba'nın da şiirlerinde anlatılmak istenen budur. Evet, yaşamı boyunca ilkesine bağlı kalmış ve bilgi ve görgüsünü toplumla paylaşmış. Özellikle ışıktan, aydınlık ve barıştan, kardeşlikten, çağdaşlıktan yana durmuş. Alevi Bektaşi değerlerinin gerçeklerini, yani hakikati dillendirmiş. Bu inancın yaşatılmasında da gerçekten çok büyük katkısı olmuştur Aşık Daimi Baba'nın. Özellikle vatinlik, yani gerçek hakikatçilik konusunda kendisini çok iyi yetiştirmiş. Bilgi derinliğine sahip ve bu bilgisini de cesurca dillendirmiştir. Mesela Davut Sulari Baba'nın talebesi olmasına rağmen, belki birçok arkadaşımız hani hayıflanacaktır. Davut Sulari Baba, özellikle Daimi Baba, Davut Sulari Baba'nın göremediği birçok şeyi Daimi Baba görmüş ve gerçek anlamda dillendirmiştir diye düşünüyorum. Özellikle dediğim gibi dört ana sıra, o toprak, su, hava, ateş, insanı çok iyi anlatmış. Ve zaten kendisinin müzikalitesi çok yüksek, çünkü biz konservatuvarlara, konservatuvar öğrencilerine ve birçok sanatçılara çok önemli örnekler vermiş. Örnekler verdiği gibi de çalma söyleme biçimlerinden bile çok dersler çıkarabileceğimiz gerçekten iyi bir sanatçı aynı zamanda. Son olarak şöyle söyleyeyim, diyor ki, daimi diyor ki, hakla kendini, riyadan arı kıl, hakla kendini. Kendinden kendine gelendir insan. Evet, insan kutsayan ve varoluş sırrına eren, yani Tanrı ile bir olandır diyor. Yani var olmanın sırrını gerçekten ortaya koyan. Biraz önce siz de belirttiniz. Maalesef, evet, devlet bir dönem, özellikle 1924, yani Cumhuriyet'in kurulmasından sonra halk kültürünün, türkülerin araştırılması konusunda emek harcamışlardır. Dönem dönem derleme çalışmalar yapılmıştır Anadolu'nun birçok yöresinde. Ancak burada bir ötelenen, bence Alevi Bektaşi kültürünün değerleri çok ön plana çıkartılmamıştır. Halen bugün kendi kurumlarında bile bunlar yayınlanacağı zaman veya bunlar repertuara gönderileceği zaman özellikle bir elekten geçmiştir. Elekten geçtikten sonra işte bazı sözler, hayır bu yanlıştır, bu okunamaz. Aslında neden okunamaz? O devletin, o siyasi görüşün kendi çerçevesi doğrultusunda, programları doğrultusunda yayınlanmasına izin verilmiştir. Mesela biraz önce Sivas, o Mahmut Erdal'ın yine Dertli Dertli İnliyorsun da Pervaz bölümünde şey vardır. Karacaoğlan'ın güzellemesi vardır. Halbuki semahlarda güzelleme olmaz. O esnada kayıt verildiğinde Mahmut Erdal'a bu söz okunduğu, Pir Sultan'ın nefesi okunmuştur. Pir Sultan'ın nefesi okunduktan sonra bu söz TRT'den geçmez deyip daha sonra Karacaoğlan'ın güzellemesi oraya eklenmiş ve repertuara eklenmiştir. Bu ve bunun gibi birçok şey maalesef yok olmuştur. Sözlü gelenekten bahsediyoruz. Biraz önce Yadigar abla dedi ki Daimi Baba o an doğaçlama söyledi. Eğer kaydedildiyse kaydedildi. Bu sadece Daimi Baba için değil, birçok aşığımız için geçerliydi bu. Ve maalesef o sözlü kültür yok olup gitti. Halbuki bunların belgelenmesi çok daha önemliydi. Ama şunu da söyleyeyim, bu belgelenme adına çok geç kalınmış bir şey artık. Çünkü maalesef
iletişim araçlarını önemsiyorum ama bazen de kültürün taşınması konusunda iletişim araçlarının da çok olumsuz yönlerinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar şu an Anadolu'nun ücra bir köşesinde televizyonu açıp orada çalan bir aşığın veya orada yapılan bir cem töreninin doğru olduğunu zannedip kendi orijinal artık muhabbetlerini veya cem törenlerini kaldırıp onu alıp onu uygulamaya başladılar. Bu açıdan da çalar söyler aşıklarımız bile bunlardan etkilendi. O kendi yereldeki ya da ustalarından almış oldukları belgeleri yavaş yavaş bir kenara ittiler. Bundan dolayı da keşke bunlar da belgelense. Ama bana sorarsanız demin sordunuz. Tabii ki Daimi Baba dediğinizde Daimi Baba güneşi, ayı, dünyayı yani kardeşliği, sevgiyi ifade ediyor. Doğadaki en kutsal canlılardan insanı temsil ediyor. O yüzden de sizin yapacağınız bu çalışmada da çok önemli. Belki başka çalışmaları da örnek teşkil eder umarım. Ve bu anlamda da gerçekten Daimi Baba'nın felsefesini ifade edecek, tasavvur edecek bir çalışma yaparsanız kültür adına da çok büyük katkınız olur diyorum. Ve benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Eğer sorularınız yoksa tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Gani Bey. Çok güzel anlattınız. Buradan benim çıkardığım özet aslında bir aşık dediğimiz zaman aslında sizin de altını çizdiğiniz gibi sadece çalıp söyleyen ya da o pratiği bir şekilde bir aktarımla, ustasından aktarımla öğrenen biri değil. Aşık daimi özelinden yola çıkarak genellersek. Çok ciddi bir düşünsel faaliyet yürüten kişi ve bu faaliyetin sonucunda belli bir ürün çıkaran, bu ürünü de aslında topluma eğitici, öğretici bir amaçla gerçekleştiren biri olduğunu anlıyorum. Aşık daimi özelinde söylenebilecek her şeyi hem siz hem Yadigar Hanım hem de Seval Hanım söylediler. Yadigar Hanım'ın da sesini açıyorum. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Gani Bey katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum. Sizi de yayında tutuyorum. Seval Hanım'dan örnek dinleyebilirsek. Gerçekten ben icra ettim. Hani hocam da isterse... Ben hazırlık yapmadım ama istiyorsanız çalayım. Ben benim nezdim eli kırandım. Meğer ilmenin yoksa neymiş bilmedim. Ben senden başka ilah karandım. Meğer insanın ilahıymış bilmedim. Bilmedim, bilmedim, bilmedim. Ben senden başka ilah karandım. Meğer insanın ilahıymış bilmedim. Dost bilmedim, bilmedim, bilmedim. Tüm radiler gibi sahralar gibi, sıra vermen gibi yerler gibi. Akan sular gibi deryalar gibi, tümden alem bir can imiş bilmedim. Akan sular gibi deryalar gibi, tümden alem bir can imiş bilmedim dost. Bilmedim, bilmedim, bilmedim. Beyin
önünde. Kişi kendine düşman sanırdı. Nefsin ona düşman imiş bilmedim, 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 bilmedim. Kişi kendine düşman sanırdı. Nefsin bana düşman imiş bilmedim, dost bilmedim, bilmedim, bilmedim. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sizlere de. Peki. Katıldığınız için çok teşekkür ederim Yadigar Hanım, Gani Bey, Seval Hanım. Çok sağ olun geldiğiniz için. Bu haftaki söyleşilerimizin sonuna geldik. Haftaya Turgut Uyar ve Optik Başkan üzerine tekrar sohbetlerimiz olacak. Görüşmek üzere.